Evet arkadaşlar, şu an geliyor mu sesim? Tamamdır ya, kusura bakmayın, bayağı bir teknik sıkıntı çıktı şimdi. Anca gelebildim. YouTube'a eğer yazabilirseniz, hani bu yayın YouTube'da olmayacak, sadece Twitch üzerinden olacak. Sevinirim, ben de şimdi yazarım zaten. Evet, tamam. Şu an herhalde sesle ilgili. Evet, bir sıkıntı yok gibi. Tamamdır. Evet, tamamdır. Sesim geliyor mu size? Tamamdır. Size sesim geliyor mu müdürüm? Geliyor Çağatay Bey. Tamam. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkürler, kusura bakmayın. Biraz böyle bir iki teknik aksaklık oldu. Şimdi ondan dolayı birazcık geç bağlandım. Bunlar olağan şeyler teknolojide. Hiç sorun değil. Tamamdır. O zaman ufaktan biz başlayalım. Turnuva da şu anda Tamam. devam ediyor. Birkaç tur Evet. oynandı. Öncelikle hoş geldiniz, hayırlı olsun yeni göreviniz. Siz Çok sanırım teşekkür ediyorum. Alanya'da ilçe eğitim müdürüydünüz. Evet, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım 6,5 yıl. 14 Eylül itibariyle de Antalya İl Eğitim Müdürü olarak görevimize başladık ve hala devam ediyoruz. Tabii ki ben şu an maç yapan sporcularıma başarılar diliyorum öncelikli olarak. Sağ olun. Onlar da böyle heyecanlı, bir yandan yayın izliyorlardır, bir yandan da hani biraz da biz hani böyle küçük bir hani sohbet edelim, konuşalım, neler oluyor Antalya'da falan diye. Öncelikle ben hani Alanya'da satrançta katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum size. Çünkü hani sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla hani bu Alanya'da sokakta satranç var etkinliği düzenlediniz. Bu Evet. bir kale var, tam hatı. Ben de Antalyalıyım bu arada. Kızılkule miydi adın? Tam hatırlayamadım. Çağatay Bey, şimdi ben öncelikle şunu ifade edeyim. Gerçekten satranç bir yani spor olmanın yanı sıra biz eğitimciler için farklı bir anlam ifade ediyor. Hem öğretmenlik yaşantımda hem idarecilik yaşantımda mümkün olduğu kadar öğrencilerimizi satranca yönlendirmek, özellikle satrancı gerçekten oynayan ama eğitim verebilme noktasında sertifikası olmayan arkadaşlarımızın bu eğitimleri alarak çocuklarımızı satranca yönelmeleri noktasında kendimce çok ciddi gayret sarf ettim. İnanın bunu yaparken satrancın bu kadar hani böyle toplumumuzda belli bir kitle tarafından özellikle takdir gördüğünü de bilmiyordum. Tamamen kendi dünyamda çocuklarım üzerinde yapmış olduğum gözlemler çerçevesinde şunu fark ettim.
Satranç her an her yerde oynanabilecek bir spor. İki öğrencimiz karşılıklı gelip hemen bir köşede, ne bileyim işte sınıfta ya da uygun, yani her yer müsait satranç oynamak için. Tabii ki düşündüğünüz zaman biz okullar olarak okul sporlarında çok teşviklerde bulunuyoruz. İşte Alanya Ayağı'ndan örnek vermek istiyorum. Tabii ki daha Antalya'da yeniyim. Şu an tüm Antalya'dan sorumluyum. Ne bileyim, folklor olsun, özellikle bizim kendi kültürümüzü yansıtan, yani dünya çapında geçerliliği olan ve farkındalığı olan satranç sporunun teşviki noktasında bu spora dahil olan öğrencilerimin daha planlı, daha disiplinli, zamanı doğru kullanabilme noktasında farkındalık oluşturduklarını kendimce fark ettim. Sonra baktım ki bu işe girdikçe satranca gönül veren değerli arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ya da gönül dostlarımız bu tezleri savunuyorlar. Zaten bilinen bir şey. Ben bunu aslında sonradan keşfettim. Eğitimci olarak. Bundan da çok mutluluk duyuyorum. Biz Alanya'da, tabii ki o konuya gelmek istiyorum. Bunu benim bir ilçe müdürü olarak tek başına yapabilmem mümkün değil. Gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Alanya çok büyük bir camia, milli eğitim olarak işte 60 bin öğrencisi var, 5 bin öğretmeni var ilçe, ama gerçekten birçok ilden daha büyük. Yabancı uyruklu öğrenci sayımız çok fazla. 47 farklı ülkeden 2500 üzerinde öğrencimiz var. Satranç aynı zamanda baktığınız zaman aynı dili konuşmak gibi bir şey. Ben aynı zamanda kendim İngilizce öğretmeniyim. Hep öğrencilerime şu soruyu sorardım. Yani niçin İngilizce önemlidir? Niçin İngilizce dünya dilidir? Herkesle iletişim kurabilme noktasında bir farkındalığı olduğu için cevabını çok alırdık. Aynı zamanda satranç insanları da, yani bakıyorsunuz Çin'den bir öğrenciniz bağlanabiliyor ya da işte ne bileyim bakıyorsunuz Almanya'dan bir öğrenci bağlanabiliyor, Amerika'dan bir öğrenci bağlanabiliyor. Yani tıpkı uluslararası geçerli olan bir dilde olduğu gibi uluslararası insanları bir araya getiren de bir spor. Bu yönüyle biz burada özellikle Alanya'da yabancı uyruklu öğrencilerimizin de katılımı noktasında bu farkındalığı fark ettik. Tabii benim Alanya'da çok güçlü bir öğretmen arkadaşlarım var, ekibim var. Ben dedim ki kendilerine, bana geldiler. Ben satrancı çok seviyorum, çok istiyorum. İlk önce bizim ilçemizde ya da şu an genel konuşuyorum Antalya'mızda satrancı sevdirmemiz lazım, yaygınlaştırmamız lazım, tanıtmamız lazım. Arkasından çok güzel sonuçların geleceğini biliyorum, inanıyorum. Çünkü potansiyelimiz çok fazla. Dedim siz, ben bir adım atayım, siz koşun. Biz bir yandan eğitim öğretimi takip edeceğiz, içeriden eğitim faaliyetlerini yürüteceğiz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi satranç. Ama bunu en güzel şekilde yapalım. Gerçekten her hafta turnuvalar düzenledik. Burada işte tabii ki Satranç Federasyonu'nun olan koordinasyonumuz burada. Gönül veren, hiçbir beklentisi olmadan vaktini, zamanını ayıran Fazilet Hocam var, Davut Hocam var, Uğur Hocam var. Daha önce ne bileyim işte Nadir Hocam var. Belki şu an isim saydığınızda Ertan Hocam var, daha önce görevli olan. Belki hani isim saydığınız ama bazen unuttuğunuzda alınmalar da olabiliyor. Onlar bir ilçe yöneticisi olarak bizdeki samimiyeti görünce bana şunu diyorlardı. Müdürüm şöyle bir şey yapsak olur mu? Ne demek, hemen yapalım. Ne istiyorsunuz? Müdürüm biz işte okula gitsek bize sponsor olurlar mı? Arıyorum severek. Çocuklarımızla maçlarımızı yapıyoruz. Onların ödüllerini takdim ediyoruz. İlçede misafir ediyoruz. Orada da madalyalarını takıyoruz. Bir takım
hediyelerimizi takdim ediyoruz. Baktık ki biz her geçen gün büyüyoruz. Ve bu bize inanılmaz bir mutluluk haz verdi. Tabii ki Antalya bölgeye gittik. Türkiye çapında dereceler gelip milli takıma öğrencilerimiz çok şükür gidince biz daha da bir mutlu olduk. Dedik ki artık biz her hafta Alanya'da bir satranç turnuvası düzenliyoruz. Beni en çok Çağatay Bey mutlu eden konulardan birisi şu. Ben mesela hafta sonları satranç turnuvası olduğu zaman olağanüstü bir şey olmadığı zaman ben ödül törenine ya da en azından ödül törenine gidemeyeceksem ilçe müdürüm sıfatıyla maç başlangıcına ya da ortasında gidip öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Öğretmenlerimize, hocalarımıza selam veriyoruz. Ailelerle de sohbet ediyordu. Bana Denizli'den, Samsun'dan, çok ilginç Samsun'dan, Çorum'dan, Konya'dan, hadi Konya'yı anlıyoruz, Alanya'ya, Antalya'ya çok yakın mesafede. Ya biz tamamen bu turnuvadan kaynaklı çocuğumuzu getirdik. Hem de bu vesileyle birkaç gün Alanya'da tatil yapalım istedik. Baktık ki olay satranç boyutundan da çıkıyor. Yani Alanya'nın turizmine katkı sağlıyoruz, Alanya'nın tanıtımına katkı sağlıyoruz. Bunları düşünürken arkadaşlarımız bize dediler ki yani müdürüm yani çok güzel dönütler alıyoruz. O zaman arkadaşlar farklı bir şeyler düşünün dedik. Biz satrancı sadece okulların içinde yapmayalım. Benden bir şeyler talep edin. Ne yapalım? İşte sokakta satrancı uyguladık. Tabi bu ara salgın süreci başladı. Dedik ki durmak yok. Bir defa online'lara başladık. En güzeli de artık herhalde tap o oldu. Satranç tarihle buluşuyor projesini gerçekleştirdik. İlk önce tabii Kızılkule'deydi sizin bahsetmiş olduğunuz. Kızılkule Tersane bölgesinde yaptık. O çok olumlu tepki aldı. Biz dedik ki bu kulvarı büyütelim. Aynı anda ben bu ara tam bu sokakta satranç Kızılkule ve Tersane'de yapıldığı günlerde ben Antalya Milli Eğitim Müdürü oldum. Aslında proje ben Antalya'dayken gerçekleşti. Burada olamadım. Bu defa dedim ki çok olumlu tepki gelince dedim ki gidelim bu projeyi büyütelim. Arkadaşlarımızın da ortak fikri. Aynı anda 19 ilçede satrançla tarihi buluşturalım. Ya da tarihle satrancı buluşturalım. Adını siz koyun. Harika bir fikir, ortak. İnanır mısınız biz ilde Yavuz Bey'le müdürümüzle, Gençlik Spor İl Müdürümüzle, tabi burada Alanya'da Emre Bey'le Alanya Gençlik Spor Müdürümüzle oyunun içerisinde tabii ki ekip olarak onları da aldık. Beraber hareket ettik. Antalya'da ben bunu konuştum. 3 gün içerisinde biz bu turnuvayı gerçekleştirdik Çağatay Bey. 3 gün. Yani çünkü güçlü bir ekip var. Ve en güçlü katılımın olduğu noktalardan bir tanesi de Alanya'ydı. Hem kendimizin yapmış olduğu bu faaliyetleri Türkiye'ye gösterebilmek, Alanya, Antalya tüm dünya tarafından tanınıyor ama bir kere de olsa satrançla beraber bir farkındalık oluşturup satranca katkı sağlayabilme noktasında gerçekten biz bu kadar da büyük bir iş olduğunun da farkında değildik. Hani böyle farklı bir şey bekleyerek yapmadığınız için güzel sonuçlar daha fazla çıkıyor. Ve çok güzel bir etkinlik oldu aynı an. Çok olumlu tepkiler aldık. İşte Dünya Satranç Federasyonu sayfasından yayınlandı. İşte ben aynı zamanda tabii Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkısa Hanım da bizi aradı. Çok mutlu olduk. Güzel bir diyalogumuz oluştu. Yine işte ilde arkadaşlarımız Osman Bey var. İşte bütün koordinasyon iyi niyetle devam ediyor. Biz dedik artık başka farklı bir şeyler de yapmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Şu an onları çalışıyoruz. Projelerimiz var. 19 ilçede okullarımızda, ilçelerimizde kulüpler kuralım. Bu kulüpleri disiplinize edelim. Satranç kulübü olmayan ilçemiz olmasın. Onların
bünyesinde okullarımızda sporcu sayımızı çoğaltalım. Şu an işte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir projesi var. İşte ilk kez lisans alan öğrencilere bir pozitif ayrımcılık yapıyor. Hani belli bir miktar ücret ödüyorlar. Evet. İşte onun üzerinde şu an çalışma yapıyoruz. Hedefimiz eğer başarabilirsek en fazla yeni lisanslı satranç sporcusunu Türkiye olarak Antalya'yı birinci yapmak. Yani Alanya'daki arkadaşlar dedi ki Müdür Bey bu ekip bunu yapabilir. Biz Alanya'da 1.000 tane sporcuya ulaşabiliriz dedi. Vallahi dedim ne mutlu bize eğer bunu başarabilirsek. Ama şu var başaramasak da bir mücadele vereceğiz Çağatay Bey. Yani ben bir yönetici olarak şu an Antalya Milli Eğitim Müdürü olarak gerçekten bu işe çok gönül verdim. Destek veriyorum. Ama asıl benim arkamda destek veren güçlü öğretmen arkadaşlarım var. Dün yine Antalya'da dedim ki yani ben Antalya'da daha yeniyim. Dedim ki bana satranç sevdalısı birkaç öğretmen arkadaş bulun. İki tane arkadaşım geldi, öğretmen arkadaşım Mustafa Bey ve Osman Bey. Ben de ilk kez orada karşılaştım. Çok ilginç. Eşimden dolayı akraba olduğumuzu orada öğrendim. Bu satranç dedi nelere kadir. Bak iki tane akraba buldum. Bu vesileyle. Sadece satrancı biz bir spor olarak da görmüyoruz işte. İnsanları da bir araya getiriyor farklı ortamlarda. Dedim madem böyle dedim, siz şu ana kadar niye dedim hani gelmediniz bizimle. Tamam müdür bey işte burada bulunduk. Beraber varız. Ne gerekiyorsa yaparız. Ben çok mutluyum. Yani bakın sizlerle tanışmış olduk. Şu an arkadaşlarımızla tabii bizleri dinleyenlerle beraber bir hoş ortam oluşmuş oldu. Güzel ortam oluşmuş oldu. Yani ben Antalya İl Milli Eğitim Müdürü olarak satrancı sonuna kadar destekliyorum. Ve Antalya'da çok farklı projeler çıkacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü arkadaşlarıma güveniyorum. Onlar bana ne diyorsa kapılar açık. Sağ olun. Yeter ki çocuklarımıza bir farkındalık oluşturalım. Onlara bu salgın döneminde hani her sporu bile birebir yapamıyorsunuz yani. Ama işte sosyal mesafemizi koruyaraktan, her türlü tedbirlerimizi alaraktan çocuklarımızla hem maç yapıyoruz, bu sporu farkındalığını ortaya koyuyoruz. Hem onların var olan streslerini atıyoruz. Onlara farklı bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. Bizimki tamamen gönül işi Çağatay Bey yani. Güzel sonuçlar da çıkıyor. Yani genel olarak söylemek istediklerim bunlar. Eğer varsa sizin de sormak istediğiniz bir şey. Daha uçuk kafamda birkaç proje var. Arkadaşlarım da var. Birleştireceğiz. Bakalım yapabilir miyiz? Evet, ya vallahi ya teşekkür ederim çünkü ben soracağım sorulardan birisi hani satranç adına projeleriniz var mıydı? Siz fazlasıyla cevapladınız zaten onu. O Evet. zaman başka bir konuya geçeyim. Mesela önemli konulardan bir tanesi. Antalya Satranç İl Temsilciliği ile mesela ortak bir projeniz var mı? Şu anda Tabii hani tabii gündeminizde şimdi olan. şu an ortak yapmaya çalıştığımız konu 2 gün önceydi. Yine il temsilcimizle beraber bir araya geldik. Bakanlığımızın Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu lisanslı 50 bin lisanslı öğrenciye ulaşma noktasında başlatmış olduğu projeye destek amaçlı bir ara geldik. Şu anki önceliğimiz bu. Yani Antalya'da mümkün olduğu kadar işte biliyorsunuz maalesef keşke okullarımız açık olsa ben onu evelallah yani yapılması gerekeni yapardım ama şu an okullar kapalı. Biz bu çocuklara nasıl ulaşacağız? Onlar üzerinde Alanya ekibimle bir strateji yaptık. Çünkü Antalya'da hani yeteri kadar tanıdığım arkadaşım yok. Dün 2 tane arkadaşımla tanıştım. Aynı zamanda il temsilcilerimize de bunu söyledik. Bir strateji belirleyeceğiz. İşte bizim çok güçlü iletişim ağlarımız var Çağatay Bey. Mesela örnek veriyorum, benim bir il müdürü olarak ilçe müdürlerimle bir WhatsApp grubum var. İlçe müdürlerimin
Okul müdürleriyle WhatsApp grupları var. Okul müdürlerimizin velileriyle branş branş, mesela bir okulsa örnek veriyorum, birinci sınıflarla ikinci, üç, dört ile ortaokulda branş branş. Yani ben bugün satrançla alakalı bir bilgi notunu ilçe müdürlerim grubuna attığım an en fazla, yani en fazla 5 dakika içerisinde tüm Antalya'ya o notu ulaştırabilirim. Ama sıkıntımız ne olabilir? Velimiz internet açık değildir, çekmeyen bir yerdedir. Yani Antalya'da 475 bin öğrencimiz var Çağatay Bey. 475 bin öğrenciye bizim bir tuşla ulaşabilecek güçlü bir ağımız var, iletişim ağımız var. Bu süreçte müdürlerimizle şu an mesajlarımızı biraz çalıştık. İşte zamanımız da daraldı. Çocuklarımıza formları doldurup nasıl bir araya getireceğiz? Şu an önceliğimiz bu. Federasyon müdürüm, işte il temsilcilerimiz, hani siz ne öngörürseniz, bakın ben öngörmeyeceğim. Siz bana geleceksiniz, ben size destek vereceğim. Benim de bir fikrim varsa ben onu sizinle paylaşacağım. Şu an hani satranç tarihiyle buluşturduk. Acaba farklı ne yapabiliriz? Dedim yani onları şimdi söylemeyelim. Projelerimiz var yani. Biz artık biraz daha farklı şeyler yapmak istiyoruz. Mesela geçen federasyonun sayfasına girdim. Türkiye'nin tüm illerimizde farklı kamuoyu tarafından bilinen mekanlarda satranç oynanmaya devam ediyor. Başlangıcı Alanya'dan, Antalya'dan olması, buna bizim vesile olmamızdan da gurur duyduk hep beraber Evet, ben de Antalyalı olarak gurur duydum. ya. Hatta size ilginç, belki bilmiyorum gördünüz mü ama Uluslararası Satranç Federasyonu da o fotoğrafı paylaştı. Kendi Evet sitelerinde. evet gördüm gördüm. Yani baktım gördüm. Hatta bana Gülkis Hanım attı o linki. Çok da mutlu oldum yani. Sağ olsun. Tamam. O zaman size şöyle son bir şey daha sorayım. Hani okullar tabii önemli, okullarda satrancın yaygınlaşması vesaire. Hani bu devlet okulu veya özel okul, hani bu okullarda hani turnuvaların düzenlenmesi, yani belki hatta özel okulların hani böyle bir sponsor olarak, ön ayak olarak bir turnuva düzenlenmesi ulusal çapta hatta çok iyi olur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir görüşme Tabii ki, vesaire var mı? tabii ki. Zaten Çağatay Bey, biz bunu Alanya'da bu şekilde yaptık. Hani ben bu ara bize bu konuda destek veren tüm özel resmi kurumlara, okullara, biz örnek veriyorum. Bir gün geldi, arkadaşımız okula gitmiş. Tabii ki biraz geç kalmış. Plan program da hazır. Ya müdürüm dedi, ben iletişim kuramadım dedi. Hocam ne problem ne dedim. Ya dedi işte sponsor olacaktı. Hocam dedim sen başla. Sponsor ben kendim olurum. Hiç sorun değil. Biz nasıl böyle bir projeyi yarıda bırakabiliriz? Yani bizim burada bu noktada hiçbir sıkıntımız yok. Yani ben sponsor bulmada, ne bileyim çocuklarımızın bu maçları yapmasında hiçbir sorun yaşamıyoruz. Çünkü bizim bunu yaptığımızı biliyorlar. Bize güveniyorlar. Artık hakikaten bu konuda mesafe kat etmişiz yani. Kamuoyundan gelen tepkiler bunu gösteriyor bize. Yine aynı şekilde, hatta yani şu an biliyorsunuz Antalya Yusuf Ziya Fen Lisemizle bunu gerçekleştiriyoruz. Biz artık Alanya'daki tecrübeyi Antalya'ya yayacağız yani. Hani şu an bana diyenler, müdürüm öyle bir durum varmış, biz de üzerimize düşeni yaparız. Bunlar artık bizim için sorun değil Çağatay Bey. Yani ekip istekli. Biz o ortamı kurduk yani. O gücü, potansiyeli sağladık. Burada sadece okullar değil, özel okullar değil. Devlet okullarımız, mesela biz Alanya'da bir özel okul devlet okulu yapıyor. Ve müdürüm bize ne zaman sıra geliyor? Yani talep artık onlardan gelmeye başladı. Aynı sistemi Antalya'da çok rahat kuracağız, çünkü bana mesajlar, bilgiler gelmeye başladı. Birazcık tabii ki Alanya'da bu altyapı sağlam, burada güçlü bir ekip var. Antalya daha da büyük
İnanıyorum orada da aynı bu ekip var. Benim orada birazcık işte tanışıp kaynaşma ve bunu kurabilme noktasında Antalya olduğu için hani bizim gerçekten iş yükümüz de çok ağır. Ama ihmal etmeden hızlı bir şekilde aynı şekilde bu sistemi orada kuracağız. Ben satranç konusunda Antalya'yı Türkiye çapında bir numara yapacağımıza inanıyorum. Umarım. Zaten şu andaki yani mevcut durumda en azından şöyle söyleyebiliriz. Diğer illerle rekabet edebilecek durum var. Birkaç tane bilgi vereyim. Belki biliyorsunuzdur siz ama Evet. mesela bir rakama bakayım. 41.211 tane lisanslı sporcu var Antalya'da. Bir de 23 milli takım oyuncusu, 6 tane de ilk 3 dereceye girmiş sporcu var Antalya'da. Yani o yüzden şimdiden en azından hani rekabet edebilecek bir durumu var Antalya'nın. Tabii bir numara olması benim de gönlümden geçer yani. Tabii, mücadele edeceğiz. Şöyle Çağatay Bey, benim şahsi hayata bakış açım şudur. Bir yerdeysek hedefimiz her zaman bir numara olmaktır. Olamazsa iki numara oluruz. Ama biz ikinciliği hedef koyarsak asla birinci olamayız. Yani bu bizim Antalya'mızda bu kültür var. Eğitim bizim kalite ve niteliği açısından sosyal kültürel faaliyetler açısından sportif alanda yani biz buradan milli takıma oyuncular kattık. Sadece tabii ki şu an gündem satranç olduğu için satranç üzerine konuşuyoruz. Antalya'da bu kültür var, potansiyel var. Biz var olan bu kültürü, potansiyeli parlatmak istiyoruz. Bunun için hedeflerimiz hep büyüktür. Asla küçük düşünemeyiz. Bu konuda ciddi mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız. Potansiyelimiz olduğu için bu kadar iddialı konuşabiliyorum. Biz işimizi rastgele değil, ayakları yere basan, planlı, programlı bir şekilde yürüteceğiz. Tabii ki bu konuda ekiple çalışmamız lazım. Arkadaşlarımız hevesli. Bazen bakıyorsunuz işte küçük şeyler. Bazen hani sizi zamansal olarak geri itebiliyor, motivasyonunuzu düşürebiliyor. Bu hayatın her alanında var. Biz bunları bir mazeret olarak görmüyoruz. Şu an bir samimiyetimizi ortaya koyuyoruz. Bakın şu an 50 bin sporcu üzerinden konuşuyorum. Biz burada Antalya olarak eğer hani düşündüklerimizi gerçekleştirebilirsek, tabii zaman çok az kaldı. Ne kadar başarabiliriz bilmiyoruz ama burada bile amacımız 50 bin sporcu yeni lisanslı sporcu noktasında en fazla kayıt yapmayı hedefliyoruz. Şu an bana Alanya'daki ekibimiz dedi ki müdürüm biz 1.000 lisanslı sporcuya ulaşabilme noktasında kendimize güveniyoruz dedi. Bu bile bizim için büyük bir hedef. Tabii ki çok güçlü illerimiz var. Biz potansiyelimizin farkındayız. En güzelini yapacağız Çağatay Bey. Umarım. O zaman ya demin son dedim ama son bir şey daha aklıma geldi. Onu da ekleyeyim. Ondan sonra sizin de vaktiniz daha fazla almayayım. Özel okullarda şimdi ben kendim de yani antrenörlük yapıyorum 5 yıldır. Yani 5 yıl oldu. Yani birçok milli sporcuyla da çalıştım. Altyapıda daha yeni başlayanlarla da çalıştım yani. Bu özel okullarda bazı antrenörler hani il temsilciliğinden bazı böyle hani nasıl diyeyim antrenör belgesi almadan da antrenörlük yapabiliyorlar özel okullarda. Şimdi Evet. böyle yani çocuklar üzerinden tabii oluyor daha çok. Böyle çocuklar hani bir yere kadar geliyor ama yani nasıl diyeyim böyle denetimli bir şekilde antrenörlük yaptıklarında onların gelişiminde de sıkıntı çıkabiliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Başka bir şekilde olmalı mı? Mesela birinci kademe antrenörlük belgeleri bildiğim yani il temsilciliği aracılığıyla veriliyor. Bu özel okullardaki eğitimde böyle olmalı mı sizce? Ya şöyle biz dediğim gibi şu an biz gerçekten hani böyle ayak güçlü değil de biz şu an mesela ben bu olaya nasıl başladığımı size ifade ettim. Aslında böyle hani bir plan program çerçevesinde yürümedik. Spontan gelişti. Baktık ki olay gittikçe güzelleşiyor. Hani farklı boyutlara gidiyor. En sonunda dedik yani bu zaten satranç federasyonumuzun işte Dünya Satranç Federasyonu'nun sayfasında yayınladığınız projeler bu son bir ayda hani belki de 2 ayda ortaya çıkan konular. Biz öncelikle hani burada her şeyi konuşmak istemiyorum.
bazen hani güzel şeyler planlıyorsunuz, karşınıza çok farklı bir şey çıkabiliyor. Ben örnek veriyorum. Çağatay Bey'le hedefe ulaşabilecekken farklı bir durum hasıl olabiliyor. Tabii. Biz iş yapacak, pratik, hızlı, bu konuya gönül vermiş, zamanını ayıracak, fedakarlık yapacak, içinden içinden, başından diğerin hesap arkadaşlarla bu işi yaparken kuralları da ihlal ve ihmal etmeden bilinçli arkadaşlarla sertifika eksiklikleri varsa onları giderelim. Hani bunların okullarda kulüplerini kurduralım. İşi kuralına uygun yapalım. Ben mesela Alanya'da itiraf edeyim. 2'ye yakın kuralsız çalıştım. Neden çalıştım? Şimdi buna bakan arkadaşımız, sorumlu federasyon temsilcisi olan arkadaşımız, çok beyefendi bir arkadaşımız, farklı bir kurumda çalışıyor. Ben ilçe müdürü olarak şu an hız yapabilmem için ya da hız yapmamın sebebi arkadaşlarım her şeyi bana getiriyorlar. Tıkandıkları yerde ben gereken hamleyi yaparak onlara kapı açıyorum, önlerini açıyorum. Ben hem bunları hazırlayayım, sadece gidelim federasyondan bir onay alalım ayağıyla bu işin yürümeyeceğini bildiğim için ben her hafta 2 sene maç yaptırdım. Çocuklarımın çoğunun hani bu noktada federasyona kayıtları hani lisanslı yapmadıkları için federasyondan onaylı yapmadıkları için puanları yazılmadı. Çok kayıtları oldu. Ama ben ne yaptım? İnanılmaz bir potansiyel oluşturdum. Sonra kurallı bir ekibe geçtim. Bir anda patlama oldu. Yani burada istirhamım küçük şeylere takılmamak lazım. Burada yani benim ne demek istediğimi anladınız siz yani. Evet. Yani Anladım. biz amacımız satrancı geliştirmek. Kişileri değil, satrancı geliştirmek. Daha fazla kitlelere ulaşmak. Hüseyin Er bugün var yarın yok. Çağatay Bey bugün var yarın yok. Ama satranç hep olacak. O zaman daha çok kitlelere ulaşacağız. Bunu yaparken kuralına göre yapacağız derken kuralı yapan arkadaşların da bizi sınırlamaması lazım. Bizi zorlamaması lazım. Açmamız lazım. Hareket etmemiz lazım. Biz bununla alakalı ben mesela konuştum. Kurslar açalım. Sayıyı çoğaltalım. Okullarda egzersiz yapan arkadaş sayım artsın. Yani ben özellikle şöyle bir konudan konuya geçiyorum da. 2-3 sene önce şöyle bir anım oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Dedim ki ben yine Antalya'ya gidince 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle 19 ilçede maçlarımızı yaptık. Hatta Alanya'da açılışı yaptım geçen hafta. Finali Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapacaktık. Ama işte bu salgın münasebetiyle meydanda değil de farklı bir mekanda yaptık. Tabii ister istemez katılım sayısında maalesef hani oldu ama hani daha fazla olacaktık. Salgından dolayı az oldu ama yaptık. Dedim ki 24 Kasım Öğretmenler Günü, o zaman ilçe müdürü dedim ki Antalya genelinde bir maç, öğretmenler arası bir turnuva yapalım. Yaptık. Baktık ki şu var. Şununla karşılaştım. Müracaat eden sayısı çok az. İnanamadım. Ya dedim ne oluyor? Neden böyle bir durum şey yapıyor? Hani sayı az. Hemen dedim ki bana kaç okulumuzda kaç öğretmenimiz egzersiz yapıyor? Baktım 31 öğretmenim var. Dedim hemen öğleden sonra bu arkadaşları bir toplayın bana. Çünkü 4 kişi müracaat etmiş. Baktım ikisi egzersiz yapan arkadaşım, 2 tane de dışarıdan öğretmenim var. Böyle olunca dedim arkadaşlar biz yanlış bir şey mi yapıyoruz ya? Ben 31. 31 de siz bulsanız 62 yapar. Tabii birkaç işte derslerle çakıştı. İşte hafta sonu yapalım dedik. Bunu şu güne yapalım deyince tabii durumu düzelttik. Şimdi burada şu var. Konuşmadan,
birlikte hareket etmeden tek başına almış olduğunuz kararlar bazen hedefe ulaşmanız noktasında engel teşkil edebiliyor. Farkına varmadan yanlış da yapabiliyorsunuz. Biz bu süreçte kesinlikle arkadaşlarımızla konuşuyoruz, paydaşlarımızla konuşuyoruz. Eğer burada kurs açılması gerekiyorsa ilgililerle görüşeceğiz. Bütün ilçelerimizde ya da olması gereken yerlerde sertifika programları açtıracağım. Antrenör sayımızı çoğaltacağız. İstekli öğretmenlerimiz var. Yani bunun şartları var. Yani ben kuralına göre bilinçli, ehliyetli arkadaşlarla yürüyeceğiz. Ama sıkışırsak da ehliyetsiz de yürüyebiliriz. Çünkü Alanya'da bunu da yaptı. Anladım. Şu an bir öğrencimiz mesaj atmış. Ege Sener satranç takımı talebi var. Hemen bir satranç takımı hediye edebiliriz. Bana bunu bir arkadaşım attı. Ege'ye bizden bir satranç takımı feda olsun. Ne demek? En Sağ güzel. Tabii ol. çocuklarımızın, ailelerinin sahip çıkması, bunlar güzel jestler. Hep birlikte inşallah güzel şeyler yaparız. Ben teşekkür ediyorum. Böyle farklı oldu bizim için. Satranç artık okullarımızda herkesin ilgilendiği bir alan olacak. Bundan sonra daha da bir ilgilendiği alan olacak. Yani ona açık yürekle söyleyebilirim. Hele çocuklarımıza bir kavuşalım. Neler yapacağız neler. Umarım çok sağ olun o zaman bu yani konuşma için diyeyim çok güzel oldu yani herkes herhalde Antalya'da satrancın ileride neler olabileceğine dair güzel fikir edinmiştir diye Evet. düşünüyorum. İl temsilcisini ben Kesinlikle. tanırım Osman Akdoğan'ı Tabii. yani Osman onun Bey'le de güçlü diyaloglarımız var. İşte Alanya'da Fazilet Hanım var, Davut Hocam var. Daha önce Uğur Hocamız vardı. Ondan önce Ertan Hocamız vardı. Beraber çalıştık. Tabii ki amacımız en güzelini yapmak. Ben bu süreçte bize tekrar sponsor olan, destek veren velilerimize, öğretmenlerime, işte yakından bu işi takip eden kulüpler var. Bütün o kulüp temsilcisi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine tabii ki biz bir aileyiz. Potansiyel bizde. Yani biz milli eğitim camiası olarak paylaşım duyguları fazla gelişmiş bir camiayız. Asla kıskançlığımız olmaz. Asla birlikte iş yapmaktan imtina etmeyiz. Ben özellikle Sayın Valimiz de bu konuda çok hassas, çok şanslıyız bu konuda. Daha önce çalışmış olduğumuz kaymakamlarımız da öyle. Ben aynı zamanda gerçekten Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. İl müdürümüz Yavuz Bey'e, ilçe müdürümüz Gençlik Spor Emre Bey'e ve bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz. Derdimiz, tasamız, çocuklarımız. Buradaki yapmış olduğumuz bütün mücadele çocuklarımızın iyiliği için. Çocuklarımızın daha entelektüel bireyler olarak yetişmeleri için. Satranç sporun ne kadar onlara akademik anlamda, iş disiplini anlamında, ders disiplini anlamında katkı sağladığını bütün dünya biliyor. Biz bunu artık bir yaşam tarzı, tıpkı bir matematik, İngilizce, Türkçe dersi gibi satrancı da böyle hani yanlarında ciddiye alıp bulundurmalarını çok önemsiyorum. Bu konuda bile destek veren herkese isim olarak belki sayamadık, unutmuş olabiliriz. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir il müdürü olarak, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü olarak satrancı çok seviyorum. Tüm ilime sevdirmek için elimden gelen desteği sağlayacağım bütün paydaşlarımla. Ben inanıyorum ki bugünden yarın çok daha güzel olacak satranç açısından Antalya'da. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bizleri ederiz. bu kadar arkadaşımızla, satranç severle buluşturduğunuz için ben de teşekkür ediyorum.
Teşekkürler. O zaman ağzınıza sağlık diyelim. Yani benim başka sorum da kalmadı. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı bir hayat diliyorum. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz okullarımızda olmayı çok istiyoruz. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. İşte bilim kurulumuzun tavsiyelerine uyalım. Çocuklarımız da bizi ayırmasın, vatandaşlarımız. Ne güzel birleşmiştik tekrar. Maalesef okullarımız kapandı. Okullarımızda olmayı, çocuklarımızla olmayı çok istiyoruz. İnanın öğrencilerimiz de aynısını istiyor. Böyle maske takmayan, kurallara uymayan vatandaşlarımız için çok üzülüyoruz. Bizleri gerçekten üzüyorlar. Her zamankinden çok daha bilinçli bir şekilde devam edip çocuklarımızla okullarımızı, öğretmenlerimizi buluşturmak en büyük temennimiz ve duamız. Lütfen kurallara uyalım. Tekrar herkese saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum Çağatay Bey. Çok teşekkürler. İyi akşamlar katıldığınız için. Umarım ileride güzel, sağlıklı günlerde tekrardan görüşeceğiz. Yüz yüze olursa daha güzel olur İnşallah. gerçi. Allah. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet, İl Milli Eğitim Müdürümüz bizimle birlikteydi. Ben bu arada bir yandan çete bakıyorum ama araya giremedim tabii ki de. Kusura bakmayın. Gelecek Bilim'den gördüm. Evet, yani bugün birazcık teknik aksaklıklar oldu. Kusura bakmayın yani. Ben de o kadar çok hani yayın tecrübem yok. Bu olayları bilmiyorum. Niye kaynaklandı anlamadım da. Ama şimdi herhalde birazcık daha olaylar çözüldü gibi. Biz yavaştan turnuvaya da bir geçelim. Neler oluyor, neler bitiyor. Bir saniye. Tamamdır. Şimdi ben ekrana turnuvayı da vereceğim. Yavaştan maçlara da bakalım. Gelecek Bilim'de ekibinden birkaç arkadaşı gördüm. Sağ olun. Yani Gelecek Bilim'de de olmak çok güzeldi. Ben birazcık yani açıkçası vaktim de olmuyordu son zamanlara doğru. Biraz fazla bölünüyordum. Enerjim bitiyor diye o yayınları bitirmek zorunda kaldım ama o yayınları izleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten hani ciddi bir şekilde eğitim anlattım yani orada. Yani öyle eğlence, yani tabii eğlence de önemli ama öyle eğlencelik pek bir durum yoktu orada. Hakikaten ciddi. Kendi öğrencilerime hatta anlattığım bazı eğitimleri de orada onun yayınını yaptım. Gelecek Bilim'de satranç yazarsanız YouTube'a oradan izleyebilirsiniz. Ara ara böyle turnuvalar olunca da benden yayın yapmaya çalışıyorum. İl temsilcimiz Osman Akdoğan rica etti. Bu turnuvanın yayınını yapmam için. Evet yani turnuvanın ismi galiba tam doğru geçmemiş ama çok önemli değil. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi turnuvası bu. Ben size söyleyeyim. 11 tur olacak. 6 tur bitti bu arada. Biz İl Milli Eğitim Müdürü'yle konuşurken ilk 6 tur bitti. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Antalya'daki en önemli fen liselerinden bir tanesi. Hatta yani en iyi fen lisesi denilebilir. Ben ortaokuldayken vesaire de yani oraya girmek yani Antalya'da en iyi liseye girmek olarak kabul ediliyordu. Ufaktan bir ha şöyle sıralamayı vereyim. Yavru kurtu görüyorum Dinçer. O kaçırmıyor zaten böyle turnuvaları. Altta 5.5 Kayra Kamer ve Anar Ali Akbarov'la beraber. Altta 5.5'la devam ediyorlar. İlk 3 sıradalar. Ödüllü bir turnuva bu arada. Antalya Satranç diye yazarsanız eğer Google'a. Bu Antalya TSF yazarsanız daha doğrusu orada bununla ilgili detayları göreceksiniz bu turnuva ile ilgili. Şöyle ufaktan bir devam eden maçlara bakalım. Bir yandan da ben de yorum yapmaya çalışayım. Vezir E1 Şah G2. Evet bir tane böyle bir geçer yaratma imkanı var ama fil çok güzel tutuyor yani bunu. O yüzden pek de bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Vezir de tutuyor zaten. Bunu büyük ihtimalle siyahlar kazanacak. Siyahlar Efekan Alaz kazanacak bunu. Serkan Kaya'ya karşı. Bir maç oynamanı istesem oynayabilir misin? Turnuvayı sunacağım ama yayının sonuna doğru oynayabilirim ben de birkaç tane maç.
Yani birazcık anlatmaya da çalışırım. Nasıl oynuyorum vesaire. Belki bilmeyenler olabilir. Orada dediğim gibi turnuvanın isminde yanlış yazıyor. Ben yayında gerçi görüyorsunuz kameranın hemen altında. Çağatay Burcu adım soyadım. Fide ustasıyım. Bir yandan antrenörlük yapıyorum. Bir yandan sporculukla ilgileniyorum. Bir yandan da yüksek lisans yapmaktayım şu anda. Ve işte dediğim gibi ara ara böyle yayıncılık da yapmaya çalışıyorum. Evet, yani siyah dümdüz ilerliyor piyonları ve yazı çıkacak büyük ihtimalle. O yüzden bu maçı geçiyorum ben bir yandan da. Why So Serious'la Alparslan oynuyordu ama beyazlar kazanmış. Evet, maç bitmiş burada. Şöyle bakalım bir. Evet, bu maçlar sanırım güncellenmedi. Biraz şöyle bir bekleyeyim. Valla bota karşı nasıl oynanıyor o kadar hakim değilim açıkçası olaya ama eğer yani bir şekilde ben normal oynayıp size gösteririm. Zaten açıkçası ben genel olarak bu maçlarda çok farklı bir şey yapmaya çalışmıyorum. Genel olarak daha öğretici olmasını istiyorum yani ben bu yayınların. Normal kemaçta gibi değil de hani öğretici yaptıklarımı anlatıcı herkesin anlayacağı düzeyde bir şeyler olsun istiyorum. Genelde ona yönelik oynuyorum. Onlar da faydalı olacaktır. Başka şimdilik sorunuz olursa bir yandan yazabilirsiniz. Ben onları okuyacağım, cevaplamaya çalışacağım. Senin yazdıklarını da okuyorum. Ama diyecek bir şey bulamıyorum. Evet, Uygar Köse. Bu arada 150 kişi oynuyor şu anda turnuvada. Evet, sıra siyahlar. Evet, siyahlar en son Filef 2 oynadı. İyi, yani süre olarak da bir sıkıntısı yok. Büyük ihtimalle de maçı kazanacak. Ama şöyle bakalım nasıl kazanacak. Yani mesela orada geçerken alma kaçtı arada. Ama bu da yeterli tabii. Aşağı F3'e dikkat pat oluyor. Önce bir tane fili açmak lazım. Şimdi şah F3, şah G4. Sonra vezir çıkıp mat edecek. Sadece böyle pata falan dikkat etmek lazım. Evet, şimdi yavaş yavaş fili çekti. Evet, pat olmasın diye herhalde dikkatli bir şekilde oynuyor. Siyahlar can şimşek diye görüyorum. Şah E1. Evet, burada şah G2 de yeterli. Yani bu beyaz şahı iyice uzaklaştırıp bu piyonun önünden dümdüz iki tane sürdükten sonra vezir olacak zaten. O yüzden onu geçiyorum. Şöyle bakalım bir diğer maça. Oo, pat olmuş. Evet, buradan teorik berabere deniyor. Beyaz şah sürekli olarak böyle şah f2 şah f1 şeklinde bekleyince siyah ya mecbur h2 sürecek ya da o da mecbur böyle bekleyecek ve dolayısıyla maç berabere bitiyor. Evet, bir sonraki hamle büyük ihtimalle berabere de olacak zaten. Merhaba Wolf dedi. H2, evet, şah f2'den sonra zaten burada pat oldu. Ha, otomatik yapmadı mı? Otomatik olur sanmıştım. Evet, galiba maçlar bitti. 7. tura 7. tura gireceğiz. Oo, bir tane daha 5.5 geldi. Evet, Efekan'la maçını kazanınca 4 tane şu anda 5.5 var. Vallahi bir yavaş yavaş üst taraf kızışacak gibi. Evet, bu maçta Efekan Alaz Dinçer'e karşı oynuyor. Dinçer Taşdöğen. Dinçer'i birçok Yıldırım turnuvasından hatırlarsınız. Daha önceki yayınlarda da turnuvalarda oynamıştı ve vallahi rüzgar estiriyordu. Satrançta ustalaşmak istiyorum. Nereden başlamam lazım? Açılışlar kitabı var elimde. Oradan başlayayım. 2000'lerin üstüne çıkmak istiyorum. Şimdi bunun için önce birkaç tane şey bilmek gerekiyor. Bir, yaşınız, ne kadar zaman ayırırsınız? Bunlar çok önemli. Hani sat yani yaşlı 2050 üstüne bence o kadar fark etmeyecek ama yani çıkılabilir. Yaş o kadar önemli değil ama satranca ne kadar vakit ayırabileceğiniz önemli. Ve her şeyden biraz bilmek lazım. Yani açılış önemli ama daha çok bence bu taktik kısımları hallederseniz daha iyi olur. Yani bence böyle bol bol taktik soru çözün. Yani işte eğer seviyeniz varsa o daha da iyi olur. Yani şimdi seviyeye göre konuşursam daha iyi olur. Ona göre kitap önerebilirim. Evet, bu arada yavaş yavaş oyunda gelişiyor. At e4 geldi. Bu açılışta beyazlar merkezi ele geçirebiliyor. Gördüğünüz gibi bu piyonlarla. Siyahların amacı bu merkeze karşı oynamak. Bu merkeze karşı zayıflık yaratıp hani bu zayıflıklar üzerinden
bir şeyler kazanmak. Mesela at C4 birazcık sert bir hamle. Kırdı BC4. Atı istiyor şu anda. Vezir E3 oynandı. Ne diyeyim, beyazın taşları şu anda daha iyi gelişmiş durumda. Hatta böyle arada yani E6 gibi bir parçalama hamleleri de olabilir. Satrançta savunmada iyiyim ama hata geçmeyi düşündüğüm anda mat oluyorum ya da mat olacak kadar taş kaybediyorum. Bir tavsiyem var mıdır? Şah güvenliğini iyi sağlamak lazım. Şah güvenliği iyi olmadan saldırıya başlamamalıyız. Genelde yani şunu söyleyebilirim. İşte şahın önünde bir hafif taş, 3 tane de piyon olsun. Bu sayede biraz daha güvenli olur yani. Ben onu tavsiye ederim ama yani saldırıya geçmek için bütün taşlarınızı gelişmeniz lazım. En önemli mesele bu. Benim gördüğüm, ya özellikle bunu Dünya Şampiyonu Öve yazıyor kitabında. Bu arada bir berabere teklifi geldi Beyaz'dan ama Dinçer reddetti hemen. Öve yazıyor. Yani bir usta ile acemin en önemli farklarından birisi. Birisi taşlarını geliştirmeden atak yapmaya kalkıyor. Diğeri ise taşlarını geliştirerek atak yapıyor. Bu çok önemli. Yani bir iki taşla mat olmaz. Bir iki taşla gidip saldırırsanız. Hele açılışta vesaire hiç olmaz. Merhaba. Opri yazmış. Ben internet üzerinden oynayan bir oyuncu. Minus puanlarında takılı kalıyorum. Tab çalışmak istiyorum. Fakat çok verimli geçmeyi unutuyorum genelde. Tablardan nasıl çalışmalı? Verimli bir şekilde. Yani aslında yani taktik soru çözerken direkt hatırlamaktan ziyade bence bol bol çözmek önemli. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Hani matematikte toplama işlemini öğrendikten sonra bir örnekle değil, hani sürekli olarak yaparsanız hani bir yerden sonra daha iyi öğreniyorsunuz. Bu da onun gibi. Sadece rakamlar değişiyor vesaire. Ve yani biraz daha zorlaşabiliyor. Hani başka şeyler devreye girebiliyor. Bol bol soru çözmenizde fayda var. O açıdan düşün, yani o açıdan daha iyi olur bence. Ama eğer unuttuğunuz, mesela atıyorum böyle bir yani bir bilgi mi diyeyim, tam olarak neyi unutuyorsunuz onu yazarsanız daha iyi cevap vereyim. Ya önemli olan fikirler. Bir de yani bir maç mesela analizi yapıyorsanız her hamleyi hatırlamazsınız. Yani önemli olan kritik yerlerdir. Kritik yerler. Bir de yani belki genel olarak nasıl oynamışlar ona dikkat ederseniz iyi olur. Temel kitaplardan mesela şey önemli. Kabablanka'nın Satrancın Esasları kitabı var. Yanlış hatırlamıyorsam onun yeni basımı da çıktı. Açılışlara, şimdi gelmiş taktik soru kitapları değil de açılışlarla ve analizlerle ilgili kitaplarda mesela. Açılışı tek seferde hatırlamanız mümkün değil. Onu söyleyebilirim yani. Birçok kere tekrar etmek lazım. Ya işte onun için de böyle o açılışla ilgili maç bulabilirseniz iyi olur. Atıyorum İtalyan açılışı. İtalyan açılışı ile ilgili maç bakarsanız genel fikirleri vesaire daha hakim olursunuz. Yani artık tonla kitap mevcut. Açılış için analiz yayıncılıktan söyleyeyim size. Satrançta açılış stratejisinde ustalaşma kitabın tam adı bu. Yani çok güzel faydalı. Açılışın genel fikirlerini öğrenin. Mesela şimdi işte ben burada atıyorum konumun başında hani ne dedim şurada bir yerde. Burada değil de. Mesela buralarda. Siyahın burada amacı şu. Rakibe merkezi vermek. E4, D4 şeklinde ama karşılığında hani bir karşı oyun düzenlemek. Hani mesela ileride atıyorum rok olup işte bununla ilgili fikirler var. Atıyorum C5 olabilir. İşte at BD7, E5'ler olabilir. Yani bu tarz fikirler var. Genel fikri anlayıp hani ona göre oynarsanız daha iyi olur. Yani mesela atıyorum İskoç Gambit'i agresif bir açılış. Amaç piyonu verip daha çok hızlı bir gelişim elde etmek. Ona göre düşünürseniz de bunlar hatırlamanıza yardımcı olur. Taktik için kitap öneriniz var mı? Belli bir seviyem yok. Genel kuralları biliyorum sadece. City Art 4.0 nasıl? Ya onlar iyi diye söyleniyor. Fena değiller. Bir tane aslında yani çocuk kitabı olarak çıkan var ama yani şey yani o biraz daha anladığım kadarıyla pazarlamayla alakalı bir durum. Ama bence bakılabilir. Satrançta adım serisi var. İngilizce'de var sanırım. Step by Step diye geçiyor. Onu da PDF'ini bulabilirsiniz mesela. İnternette. Onların bence faydası olur. Hani şey olarak bakmayın öyle şey var hani çocuk karikatürü falan var ama esas mesele o değil. Önemli olan içindeki konumlar. Onlar bence çok faydalı olur size.
Evet, bu arada maçta Dinçer'in bir fil fazlası var ama beyazları burada bayağı bir piyonu var. Biraz o bizi korkutabilir tabii ama fil E4'te hani G6 karesini tutuyor. Biraz dikkat etmek lazım. Şimdi ver diyor kaleyi tabii. Kaleye bir fil F5. Evet, fil F5'te güvende hiçbir şekilde istenilmiyor. G6'lar işte böyle şahın konumunu parçalayıcı hamleler olabilir. Şah G8. Ha, bu arada şeyi unutmayın. Ya, tabii chess.com'dan mesela çözebilirsiniz. Direkt konu başlığı olmayacak ama düzenli soru çözmeniz çok önemli. Dediğim gibi çoğu şey aslında matematikten biraz daha alabilirsiniz. Ne kadar en çok çözerseniz beyin ona o kadar çok da alışıyor. Burada bir şöyle bir fil F6 yok mu ya? Dinçer düşünüyor gerçi ama. Tam neyi düşünüyor? Evet, fil F6, EF6'ya çünkü E1'deki kale boşta. Yani. Şimdi kale F5 olacak. Evet, büyük ihtimalle bunu düşünüyordu. Kale F5'e ne yapayım diye zaten. Yani burada oyun çok ortada. Sonuçta bu 3 tane piyon var. Az da değil yani bunlar. Siyahın şahı bir tık böyle açıkta. Ama bu fil G7'de olduğu sürece hiçbir şey olmaz ya. Gerçi kale G6'da gitti ama F5. Ha, pardon. Şey, kale isteniyor. Önce bir kale çarpı C7. Kale G4. Evet, şimdi F4'e saldırıyor. Piyon zincirinde arkadaki piyonlara saldırmak önemli. Fil E5. Evet, darma duman oldu yani. Bayağı bir piyon gitti ama hala daha kolay değil. Sonuçta yani çok az piyon var siyahlarda. İlginç olacak yani. Siyah, evet, A6 da gitti. Çok ilginç bir konum. Ama burada tabii sıkıntılardan bir tanesi şaha karşı bir saldırı olabilir. Hani mesela böyle kale, evet, kale B8 engellendi, o yüzden kale B6 tutuldu. Ama siyahın kalesi de ikinci yataya inebilirse, evet, fil G'yi de ona yönelik bir hamle bence. Şimdi kale E2 olduktan sonra B2'ye basacak bir şekilde yani şaha karşı bir saldırı düzenleyebilirse işte o zaman olaylar birazcık değişebilir. Ama şimdi kale A8 ver diyor A4'e. Kale B4 yapacak herhalde. Ama kale H4 de olur. Bu kalenin hiç işi yoktu. Onu devreye sokalım. Valla ben artık kazanma konusunda pek de şey değilim. Ümitli değilim ama şimdi kale E8, kale E1 gelebilir belki. Yani bir şekilde hani saldırmaya çalışacak siyahlar ama o kadar da kolay göremiyorum. Evet, berabere teklifi geldi. Çerdüş. Evet, kabul oldu. Yani evet, ben de pek nasıl kazanılacak bir fikir göremiyordum siyahlara. İkinci masa eğer bitmediyse ona bakalım. O devam ediyor. Anar Ali Akbaroğlu'na Kayra Kamer oynuyor. İki kuvvetli oyuncu, fil E4. Tabi burada H piyonu biraz tehlikeli. F4, EF4, şah. Evet, tek çapraz üzerinde bu fil iki tane geçer piyonun yolunu kapattı. Fakat herhalde bunu beyaz kazanır şu B6'daki piyondan dolayı. Çünkü tahminim bu iki piyon gidecek. İşte şah F2. Yavaş yavaş siyah şah geriye doğru ittirilmek durumunda. Şimdi şah G4. Fil G2. Evet, acele etmeye gerek yok. Vakit var nasıl olsa. Şimdi şah F3. Şah E5. Fil H1. Ama bu, yani olacak herhalde. Şah F4. Oo, ama bir dakika. Belki şimdi çok kötü şey olmuş olabilir ya. Yani şimdi şah F4. Şah C5. Fil C6 tutmak zorunda. H1 vezir var. O beraber oldu bu. Yani biraz daha iyi teknik olsa. Al, oynamadın. Ha, gel şimdi oynan. Tamam, önemli değil. Şimdi şah çarpı B5. Ve şimdi artık bu berabere oldu. Yani süre sıkıntı, süreden de şey olmaz. Evet, beraber oldu. Sanki beyaz kazanıyordu ama 1-2 sanırım süre ağzında bir şeyler kaçtı. Şöyle bakalım bir güncelliğim nedir. Yani maçlar bitmiş galiba. Evet. Maçlar bitmiş. Şu anda herkes 7-6. Oo, bayağı bir 7-6. İlk 6 sıradaki sporcuların hepsinin 6 puanı var. Vallahi ortalık birazcık karışacak sanki sonlara doğru. Sonlara doğru heyecan iyice artacak gibi geliyor bana. Alttan 5.5'lar da çünkü geliyor. Alparslan'ı görüyorum. Alparslan Işık, Serkan Kaya ve MyChess. Nerede 5.5'ta takip ediyor zirveyi. Aşağıdan 5 puanlar geliyor. Ve daha 4 tur var. Evet, şimdi 8. tur. Şöyle ikinci masadan gene başlayalım. Kayra Kamer'le Şenol Şahin oynuyor. Evet, Dragon açılışı oynanmış.
Hem de ana varyantı biraz sert bir açılıştır. Mesela Dragon açılışı, az önce açılışla ilgili birisi, bir arkadaş şey sormuştu. Keskin bir açılış. Uzunluk varsa mesela yapacağınız şey iki tarafında arkasına bakmadan saldırmasıdır yani genel olarak. Evet, siyahlar da hemen onu yapıyor. Yani bunlar birazcık ise ipucu olabilir. Daha iyi hatırlamanızda. B5, işte belki A5, A4 olabilir. A5, A4 olabilir. Bu fili iyice bastırmak için. Şu fil çok önemli mesela. Bu çaprazda. Kale C8 de çok önemli. Duruma göre hatta bazen meşhur Dragon fedası denir buna. Kale çarpı C3 ile vesaire. Evet, A5 hamlesi de geldi. Siyahlar sert agresif oynuyor. Mesela ha, bu arada açılışını seçerseniz mesela şöyle bakabilirsiniz olaya. Hangi stilde oynamayı seviyorsanız ona göre de açılış seçebilirsiniz. Keskin oynamayı seviyorsanız böyle Dragon gibi açılışlar oynamalısınız. Turnuva analizi mi yapılıyorsa şu an, sen oynayacak mısın bugün için? Şu an turnuva analizi yapıyorum. Belki vakit olursa bu turnuva bittikten sonra da 1-2 maçta ben oynayabilirim. Evet, B4 hamlesi geldi. Burada ama sıkıntı şu. Tabi bu vezir ve kale hala yerinde duruyor. Filde hatta, yani D7'deki de. Pek iş yapmıyor. Şu an sadece piyonlarla bir saldırı görüyoruz ama henüz taşlar gelmedi. İşte saldırı yaparken mutlaka buna dikkat etmek lazım. Acaba zaman yetecek mi? Şimdi tabi bir yandan beyaz da geliyor şah kanadından. At E2. İşte H5 piyonu ile ilgili at çarpı D5 geldi. E çarpı D5. Ve fil F5. Evet, C2 piyonu zayıf. Güzel oynadı vallahi siyahlar şimdilik. Yani C piyonu ilerletirse bu sefer şah iyice açıkta kalacak. Tehlikeli. Tehlikeli. C3 sürülmek zorunda ama hatta burada A3 olabilir. Beyaz alacak bence yazmış. Valla durum karışık ama siyahlar en azından şu beyaz şahın önündeki piyon korumasını biraz parçalayabildi gibi geliyor bana. O yüzden tehlike olabilir. Ama işte dediğim gibi siyah sıkıntısı da burada henüz, yani şu ağır taşlar, evet, A3 hamlesi de geldi. Yerinde olduğu için fil geyildi. Bir tane AB2 ara hamle, şah B2. Şah giydi. Evet, şimdi B çarpı C3 isteniyor. Belki CB4 alacak. Bakın pardon, CB4'de kale C2 var, yapamıyor. CB4 yok. Vezir D4 şahın pek bir esprisi olabilir mi? Belki bunu F6 oynanmalı ama bilmiyorum. Evet, bu arada yönerge, ünlem yönerge yazarak da chat'e ulaşabilirsiniz. Turnuvanın yönergesine, işte ne zaman başladı, ödül dağıtımı ne kadar gibi. Vezir A5. Evet, HG6, bakın şu piyonlar çok önemli. Saldırıda mesela yaptığımız bazı genel hatalar vardır. Mesela bu piyon, aslında siyah bunu hiçbir zaman almayacak. Çünkü bu piyon aslında nasıl diyeyim, bir çeşit yani bir şekilde koruyor bu siyah şahı. Ama işte H6 gelirse bu problem olabilir. G6 tek başına bir problem. Çünkü hani kendi taşların yolunu kapatıyor aksine. Zaten o yüzden siyahlar dokunmadı. Ama evet, şimdi bu H6 ile ilgili bir şeyler yapmak lazım. Durum hala kritik. Eğer siyahlar burada bence hızlı bir şekilde saldırmalı. Elin çabuk tutmalı yani. Olay daralıyor biraz da. Vezir A3 şah. Şimdi şah A1 gelecek sanırım. Yani tek hamle aslında. Niye düşünüyor anlamadım. Evet, vakit kaybı çünkü. Şah A1. Evet, şimdi yani yavaş yavaş sıkıştırıyorlar beyaz şahı. Tabi mesela böyle direkt kale A8 gibi hamleleri çeşitli savunma olabilir. Kale D2, vezir D2 olabilir belki. Bu arada B3 gibi hamleler de var tabi. Ama evet, yani burada çeşitli seçenekler var. Kısıtlı sürede en iyi tercih yapmaya çalıştı siyah da. BC3 aldı. Şimdi vezir B2 mat tehdidi var tabii ki de. At C3 olursa yani belki bu matı engellemek için bu feda yapılmalı ama bu sefer de taş vermiş olacak beyazlar. Şimdi vezir B2'yi nasıl engelleyecek, soru bu. Esas soru bu. Yani böyle kale B1 yapabilir tabii ki de ama şimdi filin olduğu yer, bilmiyorum ne kadar etkili olur. Yani siyahlar böyle birazcık daha
ciddi bir şekilde bastırıyor. Çünkü haşaltı yaptıktan sonra mat olmuyor tabii. Bunu görüyorlardı. Öncesi ya ona göre oynuyor. Şenol abi onu görüyor sanırım. Evet, kale B1 oynandı şu anda. Kale B1. Yani atak devam edebilir. Şimdi bir yandan da o kadar hamle söylemeyeyim istiyorum. Maç devam ediyor bir yandan da. Şimdi kale B1. Saldırıyı nasıl devam ettireceğiz? A2 bir zayıf kare. Ha mesela atıyorum kale A8'e çeşitli şekillerde bu A2 piyonu tutulabiliyor. At C3 gibi. Şimdi fil B1 alacak mı almayacak mı? Kale A8 oynandı. Bilmiyorum. Mesela şimdi evet at çarpı C3'e ne var diyecektim tam da. At C3 oynandı. A2 tutuluyor. Yani tabi bu ata bastırma şeyleri düşünebilir hamleleri. Ya da belki artık B1'deki kaleyi alabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela oyun karıştı ama siyah bir yandan da şey beyaz bir yandan da savunuyor. Evet kale AC8 hamle şey FC8 hamlesi geldi. Şimdi kale çarpı C3 vezir çarpı C3 tehdit. Şimdi vezir C3'den sonra taş önde kalıyor bir defa. H6 evet H6 hamlesi geldi sonunda. Şah çarpı G6. Uf bu biraz fazla cesur oldu ama herhalde şah F7 başka zaten otom yani hamle yok mat oluyor diğer türlü. Şah H7'ye mat oluyor yani vezir G7. Ya fil G4 kafa. Bilmiyorum otomatik oynamak lazım böyle hamleleri Yıldırım'da. Vezir G7 gelecek ona. Şah E8 bunlar hep tek hamle. Ama yani şey yok. Şah E8 mesela bir daha şah. Şah D7'den sonra abi de kale B7 geliyor. Bir tane daha şah yok diyecektim ama geldi. Şimdi kale C'yi tek hamle. Yalnız yani bu şahlar çekildi otomatik ama belki işin sonunda siyah kazanabilir. İşe yaramazsa çünkü şahı çok yalnız kaldı. Ve şu an at B5 var ya. Tam aksine beyaz kazandı. At B5 çok kötü çıktı valla. At B5 olmasa sanırım... Ha kale G8 oyun bitmedi ya. Enteresan şeyler oluyor. Kale G8. Şimdi şahı aktif siyahların. Şah C5 gelebilir. Evet geldi D5'e basıyor. Uf oyun valla çok keskin oyun oldu ya. Çok güzel oldu. Şimdi at C2. Ha kale G2 var mıydı acaba? At E3. Şah E6. At F5. Şah F5. Kale finaline gidildi. Şimdi kale H8 ama A4 iki tane geçer var. İki tane geçer var. Bunlarla valla baş edemeyebilir. Belki şimdi şahını A piyonuna gitmeli siyah. Şah G6'daydı. Belki E6 daha doğru olabilir. Çünkü şimdi A6'dan sonra tahminim hani kaleyi serbestleştirmek istiyor. Ha, şah çekmek, şah H8 koymak istedi. Şah A2 çok güzel hamle kayrakamerden. Vallahi çok güzel hamle. Olayı çok iyi fark etti. Çünkü şimdi kale H8 yapınca H8 vezir var. Kale H8 tekrar alınca kale H8 en son A8 vezir geliyor. Ama şimdi ne olacak? Şah B3. Tehdit A8 vezir ama D2 gelebilir. Siyah da kendi geçerini kullanıyor ya. Güzel. Şah C2. Mesela şimdi kale C8. Şah çarpı D2'ye de Şah H8 olabilir. Ha kale D8 oynandı. Kale D8. Buna H8 vezir var ya. Bence hata oldu bu. Evet oyun bitti. Beyaz kazandı. Bence burada çok yani çok iki taraf da çok güzel hamleler buldu vallahi maçta ama. Evet maç da bitti. Şurada bence kale C8 şah lazımdı. Kale C8 şah. Şah çarpı D2 de şah H8. Şahla bu piyonu bloke etmek daha iyi olacaktı bence. Kale belki A piyonu alırsa zaten hani siyahın kaybetme şansı yok. Vallahi çok güzel oyundu. Tebrikler iki tarafa da. Evet şu maça bakalım. Mustafa Günay'la Emrah Önay oynuyor. Siyahlar Emrah Önay, beyazlar Mustafa Günay. Evet ama siyahın bayağı bir piyonu var. Kale D2 şah. Bu şahlar kale şey şah kendisini sakladığında sona erecek. Hatta evet yani G piyonunu feda edebilir. Çok önemli değil o. Belki kale B2 işte A2. Ha, zaten burada kale B2 de vardı yani direkt. Ama ha şahını tam siyahlar bunu tercih ediyor. Bu da bence kazanç olur. A2 gelecek şimdi. Ya yani G2 bu da boş. Ne oynasak kazanç gibi ya burada artık. Şah C2. Şah E4. G1 vezir. Evet oyun bitti artık yapacak bir şey yok. Siyahlar kazandı.
Şöyle bir sıralamaya bakalım neler olmuş. Kayra Kamer, Yavru Kurt ve Efe Kanalaz 7'de 8'de. İlk 3 sırada. Alparslan ve Mayçes'te 6,5 puanı takip ediyorlar. Onların hemen arkası da 6 puan geliyor. Bayağı da bir 6 puan var. Şenol Şahin, Why So Serious, Yağız Çınar Akın, Serhan Berat, Özdemir ve Anar Ali Akbarov. Daha kuvvetli de turnuva. Daha bir tane maç devam ediyor sanırım. Evet, maç devam ediyor ama galiba bitiyor şimdi. Ha, beyaz da sıra. Beyazın hamlesinden sonra Wizard G2. Oyun bitiyor. Güzel. Vallahi bayağı heyecanlı ya. Bu arada Epilepsi Frog yazmış. Satranç oynamayalı 7 yıl olmuş ama hala izlerken heyecan yapıyorum. Aslında ya özellikle bu yıldırımlarda tabii heyecan çok başka oluyor. Heyecan bayağı bir farklı oluyor. Hele böyle hani güzel keskin maçlar olunca ben de arada yani duramıyorum. Motora bağlıyorum böyle konuşurken. Başka bir turnuvası vardı birkaç gün önce. Hikaru ve Magnus. Karsen maçlarını yorumlayacak mısın bir ara? Yani ben bu kanaldan sürekli yayıncı değilim. Böyle ara ara istek oluyor. Yani bir turnuva düzenleniyor. O denk geldiğinde hani yayın yapıyorum. Ama ya onu izleyebilirsiniz. Yani chess, yani başka chess.com'da da yani açıkçası bir sürü satranç platformunda da yayınlanıyor. Bunların canlı yayını izleyebilirsiniz. Faydalı olur diye düşünüyorum. Şöyle ilk masaya gidelim. Yavru Kurt'la Kayra Kamer oynuyor. Siyahlar Dinçer, beyazlar Kayra Kamer. İki kuvvetli oyuncu. Evet, burada hızlandırılmış Maroxi oynamış. Buna Maroxi yapısı deniyor. Sicilya'ya karşı da beyazların şöyle C4 E4 sürmesi diyebiliriz kısaca. E6 ilginç bir sistem gelecek Dinçer'den. Biraz daha yan bir devam yolu bu file 5. D6 piyonun zayıf olmasını biliyor siyahlar ama file 5 de bunu tutabiliyor rahat bir şekilde. Ve bunu kovarsa atıyorum F4'te vesaire bu sefer E4 piyonu zayıflıyor. Dinçer beraberi reddetti. Kayra Kamer berabere teklifinde bulundu. Dinçer reddetti. Dinçer belli şampiyonluğa gözünü dikmiş. Vezir E3. Kale D8. Evet tabi burada mesela şu D4 karesi çok güzel ama siyah oraya bir türlü gelemiyor. Hani bir şekilde manevra edip oraya oturabilse güzel olacak. Burada iki, yani beyazların özellikle sıkıntısı bu E2'deki fil tabi. Bu E2'deki fil olduğu yani bunu bir şekilde iyi bir hale getirmeli beyaz ama yani bu yapıda çok zor. Kolay kolay oyuna gelmiyor açıkçası. Özellikle siyahın bu A5 hamlesinden sonra mesela beyaz böyle A3 B4 gibi hani hamlelerle vezir kanadından bastıramıyor. Bu piyon yapısını bozmadığı sürece E2'deki fil de kötü kalıyor yani. Yapacak bir şey yok ona. Yıldırım ne oluyor? 5 dakika mı? Sadece 5 dakika değil yani tam süresini hatırlamıyorum ama böyle yani 3 dakika ile 10 dakika arası diyeyim eklemesine göre de değişiyor. Hızlı satranç da olabiliyor. Süre eklemesine göre ama bu Yıldırım turnuvası şu anda. 3 artı 2 tempo ile oynanıyor. Az önce şey konuşuyorduk yani Magnus maçlarını izleyin çünkü o çok çok ciddi oynuyorlar o maçları. Ciddi bir para ödülü var. Öyle olunca tabi ister istemez hani öyle yok Yıldırım yok 15 dakikaydı falan diye şey yapmayalım. Bayağı ciddi oynuyorlar oyunları. Vezir D6, fil C2. Vezir D4. Evet işte D4 karesini kullandı zayıf kareyi burada. Siyahlar. Alırsa çünkü E çarpı D4'ten sonra G çarpı piyon olacak. Ve tabii ki de bu siyahların işine yarayacak yani. Evet vezir D4. At D1 oynanıyor şu anda. Veziri korudu. Beyazlar da tabii bu veziri kırışmıyor ki siyahın şu duble piyonu bozulmasın. Evet, ata 6 oynandı. Tamam. Şimdi burada ufak ufak bir manevra başlıyor sanki. Yani siyahın da bu C5'teki atını güzel bir yere manevra etmesi güzel oldu ama Vezir D4 geldi. Vallahi bilmiyorum. Ben pek beğenmedim açıkçası bunu. Ya bence daha iyi bir yani bence biraz daha o gerilimi tutmak lazımdı. Siyahın durduk yere şimdi geçeri var. E5'te de bunu destekleyebiliyor. E5, F6 ile vesaire. Tabii beyaz çok fazla parçalayamazsa orayı. Şimdi mesela atıyorum bir at B4 belki gelebilir. Ver fili, ver A2'yi. Fil B1 tek hamle olacak gibi. At B4, fil B1.
İçeride onları hesaplıyor. Bu arada çok hızlı oynuyor Dinçer. Yani her maçta neredeyse ciddi bir süre farkı ortaya koyuyor. Bence onu yani biraz daha onun hani baskı kurmasına yardımcı olan şey de o yani. Bu kadar şey yapabilmek kolay değil gerçekten. Bu kadar hızlı oynayıp bu kadar iyi süre avantajı elde etmek zor. Evet, A3 hamlesi geldi bu arada. At B4'ü engellemek istedi anladığım kadarıyla. Şimdi düşünmeye başladı valla. Herhalde plan arıyor. Şimdi nasıl zorlanabilir konum? Bunlar birazcık yani böyle konumlara birazcık daha düşünmek gerekiyor ama genel oyun sonu prensipleri açısından şunu söyleyebiliriz. Yani büyük ihtimalle bir yerde şahını böyle oyuna gelmeli. Siyah da beyaz da her ikisi de. Şöyle yani. Böyle buralara falan gelmesi lazım merkeze. Şimdi kötü fil var. Beyazlarda, siyahlarda iyi fil var. Beyazın evet yani böyle bir 3'e 2 piyon çokluğu var vezir kanadında ama geçer yaratabilecek gibi görünmüyor. Ha şimdi bu güzel. Şimdi gördüm. At D3 hani E5'e saldırırsa diye dedim. F6 var. F4 hamlesi yok. Fil E4 var burada. Demin onu kaçırmışım. Evet fil E4'ten sonra büyük ihtimalle hani siyahlar pek problem yaşamayacak. B5 hamlesi geldi. CB5'e çünkü fil B5'ten sonra atı ver diyor. At kaçarsa B4 piyonu boşta kalacak. Evet şah F8 ve C5. İki tarafında karşılıklı bağlı geçer piyonu var. B4, C5'e, E5 ve D4. Evet şah F2. Şah F2 oynandı. Evet G5 hamlesi geldi. Şimdi burada tabii biz hep buraya odaklandık. Şah kanadından da eğer bir zayıflık yaratabilirse siyahlar bence üstünlüğünü ciddi şekilde arttıracak. İşte mesela bu şey olabilir. H5, G4. Yani şu an için değil tabii ama ileride böyle bir plan olabilir. Hepsi G4'te kırışılınca E4 piyonu boşta kalacak. Zaten piyon zincirine de böyle saldırılır. Beyazın burada piyon zinciri var. Bu piyon zincirini parçalamaya çalışıyor. Evet, at B8 geldi. Çünkü C6'da hani bir değişme olursa B4'e basmaya devam edecek. G3. Siz de bu arada yani yorumda yazabilirsiniz. Öyle bu hamle olmaz mıydı, şu hamle olmaz mıydı gibi analiz de yapabiliriz bir yandan. Benim gözümden de kaçanlar olabilir. Evet, GH4. GH4. Şimdi H3 piyonu hedef olabilir ama o fil D5 geldi. Fil D5, E5, E4. Şimdi iki tarafın da geçeri var. İkişer tane. Hangisi daha kuvvetli? Tabii şu anda çok garip yani garip böyle bir simetri var yani. Mobilden Amazon Prime ile nasıl abone oluyoruz? Eğer onu chat'teki arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim. Ben öyle hani teknik detayları pek bilmiyorum açıkçası. Şimdi at B4, D6 şah. Şah değil, evet B5'i alacak. At çarpı B5. Ama düşünüyor. Acaba farklı bir hamle mi gördü? Batuhan yazmış. Beyaz alır bence. Galiba az önce de tutturmuştu Batuhan. At C2. O at C2 fena hamle değil. E3 istiyor şimdi. Çok sert tehdit. Piyonlar çok fazla yaklaşacak çünkü. At C3. E3 şah. Evet E3'ten sonra mesela sıkıntı şu. Eğer D2 sürülürse bu at şu anda hem D1'i hem E2 karesini tuttuğu için ilerleyemiyor piyonlar. Tabii süresi çok az bu arada beyazların. Şah F3. Şimdi D2 olursa çok bir esprisi olmayabilir. E2 sürülürse belki atını feda edebilir ona. Evet E2 sürüldü. Evet kır kır. F'si kırışıldı. Artık ata karşı iki piyon. Şu bağlı geçerleri eğer halledebilirse bir şekilde. Valla siyah yakın galiba. Kazanabilir yani bence. Şimdi mesela C5 piyonuna saldıracak şekilde gelmeli bir şekilde. Ne yapabilir? Mesela yani şunu yapabilirse tabi olacak. Mesela bir tane şah C6. At D4. At E6 veya at B3. İkisi de olur. C5'e saldıracağı şekilde. Bunu sağlıklı bir şekilde yapabilirse kazanacak ama sanırım o kadar kolay değil. Bunu doğru yapmak lazım. Binçer de onu hesaplıyor. Evet şah E6 geldi. Şah E6 geldi. Bu biraz daha farklı. Mesela şimdi şah D3'e ne var? At B4 şah. Şah
C4 herhalde. At C6. Şah D5. Verdiği atı herhalde şah değil ama bu yani beyaz şah çok aktifleşti ya. Çok aktifleşti. Şah C4. Şimdi yani bunları çok iyi organize etmek lazım. Belki şahla işte atın şu ikisini yer değiştirebilsek olacak da. O nasıl olacak artık o kadar net bir şekilde ben göremiyorum açıkçası ama. At D4 şah. Tamam yani bu şahlar o kadar şey değil. Şah D7 şimdi. Şah D7. Beyazın F5'i yok muydu? F5'e geri şah D7 olabilirdi galiba. Onun için oynamadı sanırım. Evet şimdi beyazda çok az saniye kaldı. Şah B7 geldi. At E6. Uf evet şimdi şah B6 geri dönmek zorunda. At F4. Aa çok güzel. C6 şah D6. C7 at D5 şah vardı. Çatal atıyordu. Siyahlar C7'yi alıp kazanıyordu. Evet şimdi galiba artık kazanç oldu. Evet kazanç oldu. Sonlara doğru yani çok kritik kararlar verdirdi beyaza. Siyah. Şimdi belki şurada bilmiyorum belki burada şah C4 mü oynamak lazımdı? Belki şah C4 de geri dönmek lazımdı. Şah B6 fazla ilerlemiş olabilir. Evet. Serhan Berat. Evet maçı açtık ve bitti. Berat kazanmış Nodurov'a karşı. Valla evet, son maç. Son maç. Y80-90. Talha'ya karşı. Vezir finali 2-2 aynı kanatta. Tabii normalde bunun beraber olması lazım ama iki tarafta bilmiyorum berabere teklif oldu mu daha önce ama yani bunun tabii ki de berabere bitmesi lazım. Şah çok açıktı. En kötü sürekli şah olacak. Beyazın tek beklediği şey F6 sürmek ama F6'dan sonra bile kazanç olup olmadığı şüpheli. Vezir C1 şah. Şah E5 evet yani nasıl olsa kaybedecek bir şeyim yok diyerek fazlasıyla rahat bir şekilde ay ama şimdi Vezir G6 aslında burada teorik beraber yani siyah böyle böyle beklese yeterli oluyor. Şah E8 ve Şah E8 bu teorik berabere bu. Şimdi Şah F8'den sonra çünkü veya Şah F7'den sonra H4 mecbur bırakacak burada siyahlar. GH4'ten sonra yapabileceği tek fikir H piyonu ilerletip GH6 aldırmak ama bunu hiçbir zaman almazsa siyah berabere bitiyor. Bakalım bunu görecek miyiz diyecektim. Görmedik. Onun yerine H5'e dolandı. Ya şu da enteresan fikir ama yani kazanmak artık bunu çok zor. Gidip G7'yi nasıl alacak beyazlar? Bu tip şey... Aa süre bitti. kazanmanın tek yolu buydu. Süre bitti. Şöyle sıralamaya bakalım. Dinçer ve Efe Kanalas ikisi de lider şu anda. 9'a 8 puanla. Hemen arkalarından Mayçes takip ediyor 7,5 puanla. Mayçes kim bu arada yazabilirsek. İşte tabii belki kendisini şey yapmak istemiyor olabilir ismini. vermek istemiyor olabilir ama. Eğer kendisi izliyorsa ve yazmak isterse merak ettim kimmiş. Kayra Kamer, Yağız Çınar Akın, Why So Serious, Berat, Şenol Şahin ve Ege FB'de 9'da 7 ile takip ediyor zirveyi. Evet o şu anda çok önemli maç. Dinçer'le Mayçes oynuyor. Bu sefer biraz daha hızlı diğer maçlara da bakalım. Henüz açılış kısmındalar nispeten. Biraz daha simetrik gerçekleşiyor oyun. İkinci masaya bakalım. Efe Kanalaz'da Kayra Kamer oynuyor. Evet London sistem oynamış. Benim de çokça oynadığım bir sistem. At D7 ama ben bunu tabi biraz daha farklı oynuyorum. Beyaz benle biraz değişik oynamış. Mesela ben H4'lüyü daha çok tercih ediyorum. H4, H5 ile beyazın şah kanadında baskı kurmayı. Bu daha iyi olabilirdi. Evet siyahlar E5 geldi. Bence çok güzel karar olabilir. Çünkü yani file E5, file E5 hepsi kırışılacak herhalde. D5, kale E5'te en son. Yani fili rahat çıkacak. Öyle yani belki H5, H6'lara kadar piyon girebilir ama siyahın henüz bir sürü taşı var. Gelişime sıkıntısı yok. İşte siyah fili rahatça gelişecek. O yüzden bilmiyorum yani bence çok bir problem olmaması lazım diye düşünüyorum. Bu arada son kaçtı? Ha 10. tur 11. Son 2 tur bu arada. Son 2 tur kala enteresan maçlar oldu. 3. masaya da bakalım bir şöyle. Why So Serious'la Yağız Çınar Akın oynuyor.
Evet, burada D4 karesini görürüz. Yine pirk açılışı oynanmış herhalde. Bir bakalım hızlıca. Evet, D4 G6 pirk açılışı. File, bu at C3, at F3, file 2 klasik sistem deniyor. Kaleyi hızlı oyuna sokabilen bir açılış oynayış var mıdır? Gidip izleyeyim. Böyle kalelerin pek açıkçası oyunun başında tabi hızlıca oyuna girdiği görülmez ama bununla ilgili güzel bir örnek size söyleyeyim. Girişçuk oynuyor beyazlarla. Alexander Girişçuk. Siyahlar Wesley So. Berlin 2018'de oynuyorlar. Çok güzel bir şekilde kazanıyor Girişçuk. D5, 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 file 2, at D4. Evet. D4 karesini siyah ele geçirmiş durumda. Beyaz da onu kovmaya çalışıyor oradan. F3, evet, E4 piyonu istekteydi bu arada. C3'e karşı sanırım E4 piyonu boşta diye bir F3 sürüldü ama şimdi bu E4, F3, G2, H3 sürüldüğü için buradaki bu koyu renkli karelerin hepsi zayıf olabilir. Beyazın buna dikkat etmesi gerekiyor. Yazı reydi. D2 açık. Kaleler D2'ye hazırlanıyor. Satrancın yüzde kaçı tecrübe, yüzde kaçı Satranç çalışma tamamen ya. Tecrübe, zeka tabii önemli ama hepsinden önce çalışma yani. Bir de psikoloji bence. Sağlam psikolojinin olması lazım bana kalırsa satrançta. Yani bazen her şeyiniz iyi olur, zekanız yerindedir. Tecrübeniz de vardır, çalışmanız da vardır ama kendinize güvenmiyorsanız olmaz. İlla ki bir yerde gelir, o özgüvensizlik sizi maçın içerisinde bir yerde bulur hem de. Ya bu genelde şöyle seyrediyor benim gördüğüm kadarıyla. Ya bir yere kadar getirdim, iyi oynadım ama maçı bir yerde atayıp kaybediliyor. Yani şöyle, Girişçuk beyaz, Vestis o siyah. 2018'de Berlin Adaylar Turnuvası'nda oynanıyor maç. Çok çok güzel, öğretici bir maç yani. Şimdi ilk yazılan isim genelde beyaz oluyor. O yüzden onu özellikle belirttim. Evet, doğru. Yani Vestisov ve Alexander Grischuk oyunu 2018. At F4. Evet, at F4 geldi. Şimdi fil F4, E F4 olursa siyahın amacı şu fili canavarlaştırmak. C3 piyonuna basmak. Evet, biraz daha düşünülüyor şu anda. Biz diğer ilk masaya gidelim. İlk masaya, ikinci masaya bakalım bir de hızlıca. Dinçer'le Mayçes oynuyor. Evet, Dinçer at D5'i vallahi çok kötü oynamış. Of. Vezir D4 şah. Şah çarpı F1. Şimdi yani böyle vezir C4'ler vesaire var ama beyaz tekrardan şahını güvenli bölgeye kaçabiliyor. Şimdi burada sıkıntılardan bir tanesi F6, AT7. Duruma göre at F6, neredeyse 3 tane mat tehdidi var. Acaba bunu nasıl baş edecek yani? Siyah. Vallahi o kadar kolay değil. Bayağı zor yani bence. Evet, zaten düşünüyordu. Onu düşünüyor yani herhalde. Yani bir tane bir kale E8 oynayabilir gel belki. Ama kale E8'e F6'dan sonra... Ha, belki ona da at. At E6 olabilir. Konuşurken arada bulduk galiba. Şimdi kale E8. At E7'yi tuttuk. At F6. Evet, kale E8 hamlesi de geldi şimdi. Bu arada benim sesim birazcık da geç gidiyor zaten yayını. O açıdan pek sıkıntı yok. A5'teki piyonun hikayesi ne acaba? A5'teki piyonu bu açılışta sürüyorlar. Amaç siyahın bu vezir kanadına baskı kurmak. Yani alan kazanmak. Oradan çok fazla oynamasına engel olmak. Genel olarak istek bu. Fg6, vezir g6. Vezir g7, at f6. Evet, yani Dinçer materyale gitti. Mat etmeye değil. Vezir g7, şah g7, at e8, kale 8'den sonra. Burada fazladan iki tane geçer piyon var. Evet, bu rahat bence kazanç olacaktı. Sadece biraz zaman alacak o kadar kazanması. İkinci masaya gidelim mi şöyle? İkinci masa da önemli. İkinci masada neler oluyor? At. Evet, burada iki ata karşı kale ve bir piyon, hatta iki piyon görüyorum. Fakat şöyle, mesela bu B4'teki piyon, gerçi bu düşme ihtimali var ama B4'teki piyon eğer bir şekilde oyunda kalabilirse beyazın B3 ve C2'sini aynı anda durduruyor. Yani bir piyon onun iki piyonu birden durduruyor. Ama kale B4 de gitti. Şimdi at E4. Kale 2 galiba. At C3 olabilir mi acaba?
H4 sürdü. Ama böyle olursa bence bilmiyorum beyaz sanki üstünlüğü yavaş yavaş ele geçirecek. Hele bir de E4 sürebilirse burada şu fil yolunu kapatırsa çok daha iyi olacak. Ama maç berabere bitti. Niye berabere bitti ki onu anlamıyorum. Ya bence bunu beyaz oynamalıydı. Yani E4 gelecek. İki tane burada geçeri var. Bunları ilerletebilir. İki kale var. Şahın tehlikesi yok. Bilmiyorum. Bir oynanması gerekiyordu. Evet. İlk masada. Evet hala pek fazla bir değişme yok. Yani iki tane geçer piyon önce duruyor. Ama Maiçes çok güzel mücadele ediyor ya. Vallahi güzel direniyor. Saniyeleri de var şimdi. Çok merak ettim kim acaba. Dediğim gibi onu bilen varsa yazar sevinirim. Evet at D5. At B4. Şah F5 yani kazançtır diye tahmin ediyorum ama hala bir iki pratik maç içerisinde sıkıntı var gibi. Pratik sıkıntı derken mesela hani maç sırası doğru hamle bulunmayınca hani bu konu belki kazanılamaz onu kastediyorum. File 2 ama şimdi G5 H5 sürülecek gibi at G2 ama H5. Şimdi şah H6 olsa şah F6 var sanırım. Evet G5. Bu herhalde artık kazanç oldu. Fil çok güzel atı kısıtlamış bu arada. Şah da tabii bir yandan. Evet. H6. Fil D3 gelecek. Fil D3. Şah ile içeriye dalacak. Sonra G6. H7 bitiyor yani burada. Yani daha aşağı. Burada bence G6 sürülse bile olur ya. Evet G6 sürdü. At G6 fedaları çünkü işe yaramayacak. Burada şah G6'dan sonra beyaz hızlıca A piyonuna gidebilir. Evet maç bitti. Dinçer kazandı. Şöyle bir bakalım son tura girmeden başka devam eden maç var mı? Anar Ali Akbarov'la ölüm yadigarları oynuyor. Şah G4. Kale F7. Kale F7, Şah F7, Fil B8. Evet beyaz kazandı bunu. Artık maç bitti. Terk edildi zaten. Onur Efe ile Asım Turan oynuyor şu anda. Kale finali. Kale finali ama iki tarafın şahı da ne olmuş böyle ya? Tam tersi yerlerde sanki. Kale G6. Mesela şimdi kale G6, şah G6, şah G3. E bunu siyah kazanıyor olması lazım. Aa yok pardon beraber. Evet bu beraber olmalı. Ha kale A3 alındı. Evet yani beyaz şah da gelecek. Köşe piyonu. Ama şimdi kayıp oldu. Evet, küçük bir dikkatsizlik maçı kaybettirebiliyor. A piyonu artık durdurulamıyor. Asım Turan maçını kazandı. Bir iki şeye dikkat etmek lazımdı orada. Önemli bir oyun sonu teması vardı gibi geldi bana. Daha şöyle bakalım. Barış Çekiçoğlu'yla Eyüp Ensar Yıldız oynuyor. Beyazlar Barış Çekiçoğlu. Fili H1'de tabii ilginç durmuş. Evet şah A piyonu koruyor. Beyaz fil bu piyonları bloke etmiş ama bu piyonlar belki birazcık ilerleyebilir. Bu durumda neler olacak acaba? Esas mesele birazcık da bu. Şimdi şah A2 ile beraber. Evet fil C5. Şah B2. Fil D4 var bu çok esprisi yok bunun. Şah A2. Şimdi siyahlar bu piyonları ilerletebiliyor muyuz? Gördüğümüz kadarıyla pek ilerletiyor gibi durmuyor. Fil D4. Tek denemesi belki burada böyle A5 fedaları olabilir. Bir tek A5 denemesi olabilir. Şah A5'e de evet şah A3 o da geldi zaten. Çünkü B4 B3 şu an tehdit. Fil C5 olursa da eğer. Ha B4'de fil C5 var. Of güzel uyuttu. Ha güzel savunma. Fil B4. Evet artık bu beraber oldu. Fil D piyonunda bırakacak kendini. Daha sonra da bitiyor. Evet fil H6 D3 D2'ye karşı. Evet vurmayı bekliyor yani. Şah. Bilmiyorum yani çok bunu geçebiliriz yani bence. Deminki gibi bir sürpriz olacağını sanmıyorum yani. Tamam. Ha, bu maç bitmiş. Kyrie Potter'la Hamza Şenses galiba. Evet bir vezir matı görüyoruz. Net bir vezir matı olacak. Vezir B8'i yapan kişi bunu daha önce çokça kez yapmış demektir. Vezir B3 ve mat oldu zaten. Evet maçlar bitti. Son tur öncesi şöyle bir sıralamaya bakalım. Çok önemli olacak çünkü. İlk 6'ya yanlış hatırlamıyorsam ödül var. Bu çetede ünlem yönerge yazıp siz de ulaşabilirsiniz yönergeye. Dinçer Taşdöğen yarım puan önde.
Ve averaja bakıyorum 63.5'a 57. O yüzden yani berabere bile yetecektir diye tahmin ediyorum. Ama tabii belli olmaz. Onu Efekan Alas takip ediyor 8.5 puanla. Vice Soul Series ve Serhan Berat Özdemir de 8 puanla takip ediyor onları. Son tur. Valla her an her şey olabilir ya. Çok kızışmış yani. Çünkü mesela Kayra Kamer'le Alparslan 7.5'ta. Mayçes, Yusuf Cevizci de bunlar da 7.5 puanda. Ve hemen arkadan 7 puan geliyor birkaç tane. Bayağı da varmış ya birkaç dedim ama. Bir 10 tane falan varmış. Bunlar takip ediyor. Bakalım şöyle neler olacak. Bayağı bir maçı takip etmeliyiz yani ya bence. Alparslan da Dinçer oynuyor. Evet, Grünfeld açılışı oynanmış. Ha pardon, yok Grünfeld değil ya. C piyonu yok. Bir dakika. C4. Fil Y7. C5. Evet yani rete olmuş bu. CD4, ED4, D5. Fil G5. Aa, Dinçer berabere teklif etti. Alparslan reddetti. Alparslan galiba kazanmaktan başka çarem yok diyor. D5, at E5. Ama bu açmaz da birazcık kötü gelmiş olabilir şu anda. Kale E1. Kale E1. Şimdi at F3 ile şahın konumunu bozabilir ama niye düşünüyor bilmiyorum Dinçer. At F3, GF3'ten sonra yani şahın konumu, evet at F3, GF3, fil H3 olabilir tabi. Veya fil F5, bunda da gayet bu da gayet olabilir. Bir sıkıntı yok bence. Vezir E2. Şimdi burada E7 piyonunda bir ufak baskı var. Ama belki bunu umursamaz bile siyah. Ya çünkü hani tabii şu veziri atıyorum belki B6 olabilir. Başka yerde olabilir. Vezir E7'de hep böyle kale A8 gelebilmek için. Böyle bir çözüm olabilir belki. Şu an çok emin değilim ama. H6 oynadı. Bu da fena değil. E7 alınamıyor. G5'te fil düştüğü için. Fil F6 ya da fil F6 ile koruyacak. Tabi burada G5'te oynayacak mı? O kadar ileri gidecek mi? Dinçer birazcık da soru o. Evet, kale E8 yok. Daha risksiz oyun ama onu fil. Fil A4. Ha, fil A4'de herhalde fil D7 şeklinde devam edecek. Çünkü fil A4 kaleye saldırıyor. Kale A1. Alparslan'ın taş gelişmeyi tercih etti. Vezir B6. İkisi de çok kuvvetli oyuncu yani bu arada. Çok çok kuvvetli. Yıldırımları da ayrıyeten kuvvetli yani. Şimdi vezir B6. Şimdi evet, şahı zayıf beyazların. Piyon yapısı kötü. Ama siyahların da gelişimi yok. Böyle bir sıkıntı var. Ve vezir B5 hamlesi geldi. Bilmiyorum vezir B5 vezirleri kesmek kim için iyi acaba? Ama herhalde işte E7 zayıflığı ve işte vezir B5 at B5'ten sonra bu çatal tehditlerinden dolayı buna rahatça gidebildi. Evet yani şimdi yani dokunmaması lazım bence. Ama yani şeyden dolayı AB alttan sonra siyah kalenin yolu açılacaktı ama belki de buna gerek yoktur ya. Çünkü AB alttan sonra hani kalenin yolu açılsa da B3'te fil olduğu sürece hiçbir esprisi yok yani bunun. O açıdan dedim. Ama ne yapacak? Vallahi Alparslan ilginç bir şekilde bastırıyor bence. Dinamik bir konumu var. E5'teki piyon E6 olmaz mıydı? Notasyon mu yanlış oldu? E5'te piyon yok çünkü E5 burası. Evet, G5 geldi bir tane. Vezir B6, A B6, fil G3. Böyle devam ediyor maç. Şimdi E7 piyonu bir tık sıkıntı. Fil D7, evet, ilginç hamle. Fil D7'nin herhalde B5, at B5'i kesti herhalde onun için oynadı. Şimdi siyah ne yapmalı? Öncelikle yani taşları aslında güzel olabilir ama şu anda iyi kareleri yok. Bana kalırsa öyle bir sıkıntısı var. D6 olursa galiba hep E6 var o hamlelere karşı. O yüzden oynamamış olabilir. Siyah. Ya da belki basitçe D6'yı da alamaz mı E6 ile? Evet şimdi B5 geldi. At H5. Birazcık taş kırışacak. Evet bu taşlar kırışılırsa at H5'ten F4'e oturacak. Güzel bir kare at F4'te. Birçok kareyi müdahale edebiliyor. At E2 olsun, at D3 olsun, at H3 olsun. Buradan hepsini buradan basabiliyor yani. Evet, turnuva canlı. Şu an canlı oynanıyor. Fil G7, şah G7. At E4.
Evet, beyaz da C5 karesini kullanmak istiyor. Zayıf kareyi. Bunlar zayıf kareler falan satrançta çok önemli şey konular yani. En önemli stratejik konulardan birisi bana kalırsa satrançta. Belki B6 oynamak lazım. Ya kale C8 yani bu da olabilir. CDK'ini C5 karesini özellikle kontrol etmesi açısından. Şimdi böyle bir at F4 ha D6 at F4 evet şimdilik ellemeye gerek duymadı yani siyah. Çünkü D7'ye kale 7'den sonra kalesi açılacak yani önü hiçbir sıkıntı yok. Beyaz alır demiş. Atom bakalım bu sefer tutacak mı? D7 kale 7. At D6 ver diyor kaleye ama tabii kaleye 1 kaleye 1'den sonra bu olabilir. Başka kale 1 alacak herhalde. Başka seçenek yok. Evet kale isteniyor çünkü. Şimdi burada ne yapacak? At ve piyon aynı anda istekli. Belki piyonu bırakabilir. Şimdi onda at D3 gibi. Burada sıkıntı şu. Kale ikinci yatağa inemiyor bir türlü. Kaleler ikinci yatayda çok iyi. Eğer bir şekilde ikinci yatağa inebilirse hani bir saldırı düzenleyebilir ama nasıl yapacak onu şu an ben de göremiyorum. Şu an ben de gireyim. Siyah taraf taş değişimi yapsa kazanma ihtimali yüksek bence. Olabilir. Olabilir. Yani piyon yapısı bir tık daha iyi. Ama işte yakın olarak. Bu arada F7 piyonu ne isteniyordu onu görmedim ben de. İki piyon da istekteydi. At F7 gitti. F7 piyonu gitti. Şimdi fili bir yer açacak diyecektim. Evet fil C6. Buna at E5 olursa galiba kale E7 var. Kale E7 var buna. Şimdi F3 piyonu nasıl korunacak? Evet at E5 kale E7. Ve şah F1. Şah F1 hamlesi de geldi. Üst üste kuvvetli hamleler her iki taraftan da. Şimdi at ya atını hareket ettirebilir. Çok bir problem yok gibi. Fil D7 geldi. Çok ilginç. Alırsa alsın dedi. Fil D7, kale D7. Benim atım filden daha kuvvetli diyor. Aslında burada siyahlar. Evet F7 istekli. Görmemiştim ben onu. F7 gitti. At G4. Evet bu flaş 3'ü kesti. Flaş 3'ü kesti. Az kırıp kırıp attı hiç var. Fil C6 da olabilir. Önce bir F3'ü isteyebilir. At D3 kaçtı belki de. Şah F6. Evet at C6, BC6 alındı. Şu an beyazlar bir piyon önde aslında. Ama siyahın da atı kuvvetli. Yani güzel bir karede. Beyaz şu filini bir şekilde bir yere manevra etmeli. Güzel iş yapabilecek bir yere. Belki böyle bir yandan tabii şahını da aktifleştirmeli. İkisini birden nasıl yapacak? Şah E3. Bunlara at G2 de olabilir. Başka C4. C4 istek. Fil D1. Belki burada at D5 olabilir. Evet şah D3'e çünkü at B4 var. A2 istekte kalıyor. Şah D2 falan oynayacak herhalde. Evet şimdi bunda da şah D4. Siyahın şahı da çok aktif. Yani bir piyon geri. Gerçi o piyon hani duble yok. O kadar hissetmiyor o yüzden bir piyon gerilini aslında ama. Aktiflik var bu en önemlisi. Aktif şah oyun sonunda çok şey değiştirebilir. Oyun sonu prensipleri kural 1. B4. A4. Ama burada belki B3 olabilir. Veya C3 de ikisi de güzel gibi duruyor. İkisi de güzel. B3 geldi. Şimdi A piyonu yalnız kaldı biraz. A piyonu düşebilir. Fil E4. İki tarafında saniyeleri var. 13 saniye, 10 saniyesi kaldı. C3, B3, at C3 kırıldı. A5, B2. Şimdi at E4 tehdit. At E4 var. Galiba oyun bitti. Fil C2 tek hamle. Kır kır. Bir de şah çekerek alıyor. Hemen H piyonunu A piyonunu alacak. Dinçeri de 2'de 1 maçında şey oluyor. At fazlalığı oluyor yani. Ya. At C3. At B5. Yalnız bunu... at C7 güzel. At C7 güzel. Bütün giriş kareleri tutuldu çünkü şahın. Yalnız burada hala tehlike bitmedi. Oyun birazcık daha devam edecek. At A6. Dinçer de onun farkında. Çünkü siyah şah. A piyonuna gidince... Beyaz şah da bu HG piyonlarına gidecek. Yani birazcık risk var. Dinçer berabere reddetti bu arada. Alparslan berabere teklif etti. At C7. Belki H4 mü yapacak burada? Belki H4 olabilir. Yani H4 olup şahla A piyonu bloke edip
Atla hızlıca H1'e yürüyebilir. H4. Ha, şah D3 direkt gitti. Direkt gitti. Vakti olduğunu düşünüyor herhalde. Şah B4 var çünkü buna. Beyaz şah böyle dalacak içeriye. Bilmiyorum, bu belki bir tık riskli olmuş olabilir ya. Evet, şah D4 geri döndü o yüzden. Şah D4 geri döndü. Şah A3. Alparslan berabere teklif etti. Oyun devam ediyor. H4. Şah C4, şah A4, şah C5. Şah B5. Evet. Ama işte beyaz şah attı. Hızlıca buraya gidiyor. Aa, at F4 geldi. At F4 şimdi kazanç oldu herhalde. H3 ve artık kazanç oldu. Evet, süresi yetti. Valla çok güzel maçtı. Galiba son tur maçıydı da. Şöyle bakalım, diğerleri devam ediyor mu? Evet, ikinci masa berabere. 3'e bakıyorum. Kayra Kamer kazanmış Berat'a karşı. Mayçes kaybetmiş Yusuf Cevizci'ye karşı. Yusuf Cevizci sonradan açıldı. İlk başlarda tepede yoktu. Şimdi sanırım ilk 5'e girdi. Birkaç tane maç devam ediyor ya da etmiyor. Death Warrior'la Barış Çekicioğlu. Ya Çekiçoğlu, pardon. Çekiçoğlu oynuyor. Ya Atfil'e karşı kale görüyoruz ama Siyam'ın kazanması lazım tabii. A piyonu ilerliyor bir yandan da. Şah A4. At A5 de olur burada. A2. A1 geliyor. Fil E5'ten de burayı destekleyebilir. A2'den sonra siyah beyazı çıkıyor ve kazanacak maçı. Evet. Kale de gitti. Terk bekliyorum ve geldi. Terk de geldi. Evet, son bir tane maç. Evet, bu da bitmiş. Beyaz kazanmış ve galiba bakalım. Evet, turnuva bitti. Turnuva bitti ve sıralamayı veriyorum şu anda. Yavru Kurt Dinçer birinci oldu 11'de 10'la. Gene benim denk geldiğim bir turnuva. Gene Dinçer birinci oldu. Tebrikler Dinçer. Yıldırım da Türkiye'nin en iyilerinden kesinlikle. Zaten onu da belli ediyor sık sık. Efekan Alas ikinci olmuş. Tebrikler. 11'de 9'da. Kayra Kamer'de 8.5'la üçüncü olmuş. Sonra sıralamanın gerisi şu şekilde 8.5 puanla takip ediyor. Dördüncü sırada Why So Serious var. Yusuf Cevizci o 8.5 puanla. O da 5. ve 6. da Anar Ali Akbarov. O da 8 puanla. Ama başka eş puanlar da var. Furkan Can, Serhan Berat Özdemir, Yağız Çınar Akın, Nodrov, Ege FB, Yiğit Sarp Çallıoğlu ve KT99. Narda 11'de 8 ile eş puanlı 6. durumdalar. Evet, turnuva bitti. Vallahi güzel turnuva oldu. Güzel maçlar çıktı. İlk yarıda ilk 6 maçı pek izleyemedik. İl Milli Eğitim Müdürü ile bir küçük bir röportaj yaptık. Onun aracılığıyla da birazcık bu turnuva düzenleniyor ve Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi turnuvası bu. Chess.com'da yanlış yazıyor turnuvanın ismi. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'nin sponsor olduğu bir turnuva, ödüllü bir turnuvaydı. Ve bu ilk 6 ödül kazandı ama bu detaylarla ilgili eş puanların durumu nedir, ödül nasıl dağıtılıyor vesaire, onunla ilgili yönergeye bakarlarsa iyi olur. Ya burada şu anda chatte ünlem yönerge ile bakabilirsiniz. İşte ya da direkt Antalya TSF yazarak da bulabilirsiniz. İl temsilciliğinin çok büyük aracılığı oldu burada. Osman Akdoğan'ı ben de yakından tanırım kendisi. Osman abi Antalya'da satrancı sürekli olarak geliştiriyor. Ödüllü turnuvalar yapıyor. Diğer illerde bilmiyorum bu kadar ödüllü turnuva oluyor mu? Umarım yani devamı da gelir. Satranç açısından önemli bence böyle şeyler. Hele ki şu anda böyle evde olduğumuz, daha çok evde olduğumuz diyelim sürece. Evet, turnuva bitti. İsterseniz ben şöyle bir iki tane de maç yapayım. Bayağıdır da oynamıyorum. Biraz elimin pasını atayım. Şöyle bir bakalım. Bu arada Karsenler'in turnuvası şu an oynanıyor olabilir. Bir ona da bakabilirsiniz. Evet, turnuva bitti. Heh, şuradan. Şuradan. Şöyle kaç dakikalık? 3 dakikalık turnuva oynuyorum. 3 dakikalık maç yapıyorum. Evet, şu anda rakibi bekleyelim. Rakip gelmedi henüz. Evet, geldi. Kimmiş? 2309. Evet, C4 oynadı. İngiliz açılışı. Dakika.
Tamam. Atef 3, Atef 6. Evet, Wizard Gambit'te oldu. Ben böyle E6 yarı Slav deniyor buna. Burada bir sıkıntı şu C8'deki fil. Bunu nasıl oyuna getireceğiz? Esas problem bu. E3 ve tamam. Burada Cambridge Springs diye bir devam yolu var. Onu oynayacağım. Wizard A5, fil B4 çıkacağım bir sonraki hamle. Farklı bir şey yapmazsa. Daha sonra da at E4 falan gelerek hani bu C3'teki ata yüklenmeye çalışacağım hızlı bir şekilde açmaza. CD5 oynandı. At D5. Bu da bir diğer devam yolu. At D2 de oynanıyordu orada. Sırf burada hem açmazı bozmak hem de E4 karesini tutmak için. Şu an ama tam teorisini hatırlayamadım bu CD5'in. At çarpı D5. Önemli değil. Normal oynayalım. Mesela şimdi A2'deki piyon boşta. Aslında Vezir çarpı A2 alabiliyorum. C3'teki at açmazda olduğu için alalım. Şimdi mesela atıyorum fil C3, BC3 ile vezirleri de kırışabilirim. Öyle bir seçenek var. Şöyle yapalım, vezirleri bir kırışalım. Şimdi büyük ihtimalle ben bir piyon öndeyim ama işte rakibin taşları çok iyi, benim bu filim çok kötü. Yani bu aslında şöyle, şunu örnek. Yani çok net bir kompansasyon örneği. Ben burada piyonları tercih ettim. Kale E8, fil D6 oynandı. Bu fili şey bu atı ne yapacağız? Peki at B5 gidelim bir. Ver diyelim file. Fil B5 alırsa CB5 alacağım. En azından biraz taşlar kırışılır. Evet, o da almadı zaten. Şimdi C8'deki fil problem. Bunu nasıl oyuna getireceğim? Esas soru bu konumda. Bir yandan da böyle C4'lere bakmak lazım. Bir anda atımız gitmesin. Biraz pasif olduk. Daha aktif oynamak lazım. Tamam. Şöyle yapalım. Atımın düşmesini istemiyorum. Yani A5 yapacağım. Birazcık pasiflik olacak ama. Mesela C4 yaparsa atı A7'ye çekeceğim. Biraz fazla pasif ama ne yapayım, tam bir şey bulamadım. Böyle B6 da sürelim. Şu filmi çıkmak istiyorum. Esas beni şu anda sıkıntıya sokan bu. C4 hamlesi geldi. At A7. B6 piyonundan şimdilik o kadar çekinmiyorum. Bu at tutuyor. Bir de film A6'ya çıkabilirsem sıkıntı yok. Evet, fil A6. Bir şekilde bir de E5, at E5 gelebilir mesela. Bunlar önemli. Fil C7 geldi. Tamam, at C8. Tutalım iyice B6'yı. Biraz böyle hani güzel taş kesebilirsem üzerimdeki baskı gidecek. O güzel olacak. Şu an bir baskı hissediyorum. Şimdi o baskıya karşı ne yapmak lazım? Fili kovabilirim. O çok dert değil. Evet, yani şimdilik en azından 1-2 zayıflığımı tuttum gibi. 1-2 zayıflığı tuttum. Daha sonra hani bu geç uzun vadede bu geçer piyonumu kullanmak istiyorum. H4. Kale A7. Bir şu fili bir kovalım. Öncelikle bir o derdimiz kalmasın. Evet. Peki şimdi bir tane de F6. E5 sürüp belki de bu filin yolunu kapatabilirim. O E5 sürdü. Tamam, o zaman açmayalım. F5 oynayalım. Tabi biraz E6'mız zayıfladı aslında. Bu kadar belki güzel bir tercih olmamış olabilir. Kale A2 geldi. C5 sürüp herhalde buraya yüklenmek isteyecek. Bir tane de ben H6 oynayacağım. Şu G5 karesini at falan gelip hani uzun vadede bu E6'ya saldırmasın diye ama birazcık da baskı yiyoruz. Yemiyor değilim şu anda. Şimdi ne yapmak lazım? B5'imi engelledi. Şu yani taşları bir organize etmek lazım. Bir tane bir şahımızı geliştirelim. Merkeze doğru bir çıkalım. Kale G1. Evet, G4 gelecek. G4 gelecek. At E7. Yavaştan onun da bir önlemini alalım. Şöyle bir FG4. Kale G4 al. Aa, taş 4 geldi. Hemen almadı. Peki şöyle bir kale D8. Biraz buradan baskı yiyorum. Bu kötü oldu açıkçası. Bu baskı yemek pek hoş olmadı. Şöyle B5 yapayım. Biraz da ben böyle oynamaya çalışayım rakiple. CB5'e CB5. Yani fil B5 pardon. Kale A5 alabilir tabii. Ha, BC4'e şimdi fil C4 var. Ama olsun, belki birazcık baskıyı hafifletebilir yani ya. Şu an aradığımız şey o baskıyı hafifletmesi ama işler birazcık kötüye doğru gidiyor. Şimdi fil C4 istiyorum tabii. Her şey kırışılırsa biraz da taş keseyim ki baskı azalsın. Evet, fil B3 geri çekti. Şimdi şu atı bir D5'e gidelim.
Atı D5'e gidelim. Önemli kare bizim için. Belki F4 alırım duruma göre. Bir de şu C5'i bir şekilde hazırlayabilirsem güzel olacak. Şimdi file 3 geri çekti. Peki fil B5. O kadar tehdit görmüyorum. Şunları kırışalım bir. Kaleleri. Benim kalem aktif bir şekilde oyuna girebilirse güzel olacak. Evet, kale A3. Bir tane şah çeker çok korkutucu değil. Fil C2 açmazı alalım. Şah C2 at B4. Tamam. Şah E7. Şimdi onu şu ana belki bir kontra atak düzenleyebilirim. At B6'dan. Tamam, dalalım. O da gelecek bir tane kalesi. Ama ben daha çok taşla saldırabilirsem mat edebilirim. Evet. At C4. Fil H6. Ups. Ah, fil. Kötü oldu. At A3. Mat oldu. Güzel. Güzel kazandım. Sonu güzel oldu. Evet, yani bakın o böyle hani biraz daha şah kanadı ile ilgilendi. Ben onun şahına karşı saldırı düzenledim. O sayede kazanç oldu yani. Yoksa pek iyi değildi yani durum. Evet, Alk Potu. 2400'lük bir oyuncu. Evet, gene aynı açış. Belki farklı şekilde oynayayım şimdi bunu. Tamam, E6. Bu sefer biraz daha değiştireceğim. Fil G5'e bu sefer direkt H6 oynayalım. Vezir F6. Vezir B3. Bunu bilmiyorum hiç. Vezir B3 bu hamleyi bilmiyorum. Doğal gelişim hamlesi yapalım. At D7. Fil D6. Rok. Şimdi burada sıkıntımız bizim bu fil. Bunu şöyle canlandırmaya çalışalım. Aa, at E4 yedik ya. At E4 kötü oldu. Bu fili vermeseydik iyiydi ama. D5, at E5. Yani önceliğim şu fili oyuna sokabilmek bir şekilde. Bot Nelson 1300. Valla nasıl oynanıyor bilmiyorum. Hiç botlarla oynamadım. Botlarla nasıl oynandığını gösterirseniz bir tane oynayayım öyle. Nereden nereye tıklamam lazım. Yani genelde ben hep bu şekilde oynarsam 3 dakika 5 dakika oynuyorum. Evet, peki. E4 sürelim. Şimdi C8'deki fili şöyle canlandıracağım. At B6. O da bizim tam at B6. Ver diyorum veziri. Şimdi bir de fil E6. Tempo. Vezir at E4 kırıp. Abi D4 boştaydı ya. D4'ü alabilirdim. Ama at E4 gelecek. At E4'de fil B3 var. D1'ini istiyorum. Güzel. At E4'de fil çarpı B3. Sonra da fil çarpı D1 var. O yüzden at E4 alamıyor. Vezirini kaçarsa amacım F5 sürmekti. Daha çok yani bunu o yüzden yaptım. Ya Soğukan gösterirsen nasıl olduğunu oynayayım. F5. E4'ü korudum şimdi. Tabi D4'ü almak istiyorum. A2 bu ölü köşe piyonlarını alırken çok dikkatli olun hafif taşlarınızla. E3. Şimdi fil A2'den sonra bu belki düşebilir yani. O yüzden ona dikkat edeceğim. Ben şöyle vezir kanadından oynamak istiyorum. A5 sürelim. F5 E4 sürme amacım da şu fili ve atı kısıtlamaktı. Hem filim burada bu çaprazda. Atın B6'da. Yani o yüzden bu kanatta oynamak bana mantıklı geliyor. Dolayısıyla o yüzden öyle. Hani rastgele bir şekilde değil de daha çok hani mantıklı bir şekilde karar vermeye çalışıyorum. Vezir B4. A3'e A5 ara hamlesi olabilir. Peki tamam. Bir tane A5 alalım. Şimdi A5 alacak diye tahmin ediyorum. Evet, A5. Şimdi de kale A3. Kale en üst noktaya getiriyorum ki şu kale A8'e gelsin tabii ki de. Vezir çarpı A3. Fil F1. Ha, şimdi buraya gelmeye çalışıyor. Buraya gelse belki at D5 yapabiliriz. Veya fil D5, fili D5'te de tutabilirim çok. Problem değil sanki. Evet, at C4 geldi. Peki vezir B4. Almayalım onu. Alırsa vezir B6 çekeceğim. B3'te hala zayıflı olacak. Bunu hedefliyorum. Vezir B6. Fil C4 gelecek o yüzden o da. Belki çok iyi oynamadık ya burayı. Tamam, fil D5. Kırarsa CD5 alacağım. C çarpı D5. Link buraya gelmemiş galiba. 3 nokta görünüyor bende. Direkt şey buradan hani yönlendirirsen. Vezir çarpı B3. Bunu alacağım ama yani bu çok
problemli olabilir. Şimdi F5 piyonu istekte. Tabii bir yandan da benim bu D5'i tutmam gerekiyor ikisini birden. Şimdi ne yapacağız? İyi savunmamız lazım burayı. Kale F8 yapsam herhalde kale C5. Yani kale C5 gelebilir de vezir D1'im var. En azından şimdilik burayı tutalım. Tamam. Şah. Artık olmadı. Biraz düşünüp eğer bir şey bulamazsam beraber yapacağım vezir F3'le. Hatta vezir F3 bir tane oynayalım. Bunun da zararı yok. Şimdi G7'den mat istiyor. Mesela vezir G4'te tutabiliyorum ben bunu. Hadi birazcık deneyelim. Vezir G4. Matı tuttum şu. Aa D5. Neyse D5 gitsin. D5 piyonu çok önemli değil. Eğer kalemi bir şekilde arka yataya atabilirsem bu beni çok rahatlatır. Biraz kolay görünmüyor ama bunu yapmak. Özellikle gereksiz zorlamış olabiliriz. Şöyle bir fikir var. Piyonu h3'e kadar sürüp vezir f3, vezir g2. Chess.com play computer yazıyor. Tamam. Az çok anladım herhalde. Oradan tıklayıp halledebilirim. Bir tane kale c8. Ver diyorum kale c1'i. Kaleyi geri çekecek büyük ihtimalle b1'i. Evet. Şimdi h5. Yaş piyonu ilerletebilirsem çok güzel olacak. Ha, şimdi veziri kırışmaya geliyor da. Veziri kırışmaya geliyor. Belki h5 hatalı oldu. Vezir f4. Ups, süremiz çok az kaldı. Neyse artık oynayacağım. Süre çok az kaldı. H3 kıralım bir tane. Ha vezir g5 bir tane tempo. Fg4. Bunu belki kurtarabiliriz artık. Tamam kale 3 herhalde onu artık. Yani kayıp olmaması lazım ama süreden dolayı tabii kayıp olabilir. Of kale f1 çok güzel oynadı. Kale f1 çok güzel oynadı. Şahımı şu anda içeriye gelemiyorum. Peki tamam o yüzden ben de şöyle bir şey yapacağım. Piyonumu mümkün olduğunca ilerleteceğim. Onu feda edeceğim. Kaleyi piyona. Evet, şimdi G3. G2. Eğer tempo yeterse de şahımı hemen G3. Evet, beraber oldu. Evet, güzel. Aa, kazandım, süresi bitti ya. Son anda yetişti. Son anda yetişti. Tamam, play. Computer diyorum buradan. Şimdi buradan herhalde o botu seçmem gerekiyor. Hemen bir tane de onunla oynayayım. Ama orada bir isim var mı? Bunların hepsinin galiba farklı. Beginner falan diyor. Ha bir dakika şöyle tıklayabiliyorum. O bunlar 250, 800, 1300'lük demiştin galiba. Win var, Nelson var. Orada 1300'lüklerden herhangi birisini atıyorum. Nelson olsun. Tamam, şöyle play diyelim. Ha bir dakika bunda süre olmuyor galiba ama tamam. Hızlıca oynayalım herhalde o da hızlı oynayacak. Vezir H4 mesela. Vezir'i işte böyle şeylerde çok da fazla hızlı oynamamak lazım. Hızlı oyuna girmemek lazım. Çünkü mesela ben şimdi basitçe at f3 çıkacağım. Ver veziri diyorum. Veziri bir daha oynamak zorunda. Hatta şimdi bir daha tempo ile çıkayım. Vezir f5. Şimdi ben de at diyor. Yani taş geliştiriyorum bakın. Sadece doğal merha. Nereye doğru taş geliştiriyorum? Onlar önemli. Yani genelde şu karelerin içine girmeye çalışıyorum ben. Bu karelere oy çıkmaya çalışıyorum taşlarımı. E3 bu fil oyuna girmedi. Önce hafif taşlar. Fil D3. Ver diyorum veziri. Vezir A5 geldi. Şimdi C3'e basıyor. Aa ben fil D3 hata yaptım ya bu arada öyle konuşurken. Çünkü C3'e basıyor. Güzel yakaladı bunu. Tamam fil F4. Bir tane piyon verelim. Açıkçası burada piyon vermekten de çok çekinmiyorum. Çünkü o kadar çok taşım çıktı ki korkmuyorum. Yani. Şah E2. Tekme sen taşlar hızlı gelişsin. Tamam bir tane de Şah F1. At F6. Şimdi bu vezir buraya kadar çok girdi. İstersen bu arada fil C7 ile geri alabiliyorum. Yani
Yani fil C7 ile piyonu geri alabiliyorum aslında. Alalım hadi. Severim piyonu. At C6. Şimdi o taş geliştiriyor tabii. Galiba sonradan açıldı. Açılışı pek iyi olmayabilir yani ya. Açılıştan ziyade belki oyun ortası iyi olabilir bu botun. Şimdi G3. Tabii şah G2 çıkacağım. Ve oyuna girmeye çalışacağım taşlarımı hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi mesela taş geliştirmeye devam. Şah G2. Şimdi kalemi oyuna sokacağım. At B4. Şimdi D3'e saldırıyor. Yani korkacak bir şey yok. Bir tane çekiyorum. Fili. Fil D6'ya bakıyorum aslında bir yandan da. Fil D6, vezir D3'e fil B4 olabilir. Ama gelişim çok iyi. Bence fil E2 yapalım. Şimdi fil D6 yaptıktan sonra çünkü atı istedi. Ha, onun derdi oymuş ya. Onun derdi bu fil istemekmiş. Peki fil E5 gelelim. D6 tamam. Fil F6'da kıracağız artık. Yapacak bir şey yok. O da kırdı. Tamam. Vezir D2. Şöyle taş geliştirmeye devam. H1'deki kalem henüz oyunda değil. Onu oyuna sokmaya çalışıyorum hızlı bir şekilde. Kale H1. O yüzden. D5 sürdü. Bu hatalı büyük ihtimalle. Çünkü şahı henüz ortadayken hani bu şekilde şey yapmamalı. Oyunu hızlı bir şekilde açmaya çalışmamalı. Mesela fil B5 şah gelebilir şimdi. Rokunu bozduk. Şah F8 veya E7 gidecek. Veziri ver desem vezirini D6'ya kaçacak. Gereksiz yere şimdi kovalamayalım o veziri. Fena oynamıyor ama onu söyleyeyim. Yani şey olarak açılış falan hani öyle açılışta nasıl oynaması gerektiğini bilmiyor oyunun başında. Ama sonrasında taşlarını iyi çıkıyor. Oyun ortası kuvvetli. Tamam bir tane kıralım şimdi. Kalem C7'ye dalmak için bunu yaptım bu arada. Ya taşı falan uyumuyor en azından. Kale C7 şah. Evet şah F8. Şimdi. Diğer kaleyi de 7. yatayın. Ha, bir saniye vezir B4 de var burada. Vezir B4 şah G7. Vezir E7 dalsam kale F8 yapacak galiba. Ama tamam öyle oynayalım. Benim bu arada şahım F3'te ama hiçbir şekilde yaklaşamıyor yani. O yüzden çok bir sorun değil. Ver diyorum F7'yi şimdi. Evet kale F8. Şimdi mesela B7 boşta. B7'yi alabilirim. Daha iyisi olabilir mi? Şöyle yapacağım ben. Kale AB1 geleceğim. B7'yi bu kaleyle alırsam çünkü çok daha bitirici olacak. Vezir D3 geldi. Şimdi herhangi bir yani vezir E4'ten korkmuyoruz ne de olsa. Kale B7. Vezir D1'e de şahımı G2'ye kaçabiliyorum. Vezir F5'e de aynı şekilde şah G2. Şah burada güvenli. E4 karesinin kontrolü burada çok kritikti. Evet şimdi şah H7 yaptı. Şimdi onun amacı ne? Yani mesela kale C6 ile F6'ya basabilirim bence. Bu kötü değil. Hatta öyle yapalım. Kale G6 falan oynayabilir belki. Evet. Şimdi vezir F6'ya galiba bu vezir E4'leri kovalıyor. Hiç ona izin vermeyelim. Kale F6 zaten. Vezir E4 şah da. Evet vezir E4. Evet buradan sonrası artık çok daha net kazan. Çünkü hepsini bunu da kırışıyorum. Şimdi A7 de boşta. Yani her türlü bayağı bir piyon önde kaldık burada. Evet son 1-2 denemesini yapacak tabii. Bu da benim şahıma karşı bir oyun denemeye çalışacak. Evet ama alabiliyorum. Aşı çok önemli değildi. Tekrardan şahımı kaçabiliyorum. Çok piyon var. Terk etmiyor mu ya bu? A6. Kale C6. Bunu da sürelim. Kale G6. Kale A8. Şimdi A7 süreceğim. A7. Kalem piyonu koruyor. Kale arkasına geçerse hop şah çekip tempoyla. Bu piyonu vermiyorum o sayede. A8 vezir. Bunları da kıracağım. Tamam ya şimdi vezir çıkıp basitçe hızlıca kazanabilirim. H5. Şey H falan yapacak yani. Ha öyle yaptım. H6. H7. H8 vezir. Tamam şimdi bundan sonrası mat hesaplama. Şah çekelim. Şah C7'ye kaçarsa bildiğimiz merdiven matı oluyor bu.
Şah B8 oynayabilir belki. Evet, tamam, bir tane kale açıyoruz. Sonrası da vezir geliyor. Mat. Evet, yani bunu oynarken ben size söyleyeyim. Açılışta mümkün olduğu taşınız hızlı çıkın ama oyun sonunda birazcık dikkat ederseniz iyi olur. Bir iki yani numara yapabiliyor. O konuda fena değil gibi. Evet, var mı bana öyle sormak istediğiniz bir şeyler mi? Merak ettiğiniz satrançla ilgili vesaire. Pat diye bir şey oldu. Evet, biraz onlara dikkat etmek lazım. Pata falan. Instagram'ın var mı? Var. Adımı soyadımı yazarsanız çıkar. Sessiz harfleriyle. Bet Harmon. Eğer 2700 ise pek oynamayı düşünmüyorum. Yani çünkü çok da bir açıkçası anlamı olmuyor bence ama. Bakayım, 2700 demiştiniz az önce. Bir dakika şöyle. Şöyle computer diyelim. Evet, onlar 2000, ha yani hangisiyle oynayayım ama evet galiba bunun şeyi var. Ama açıkçası yani bu yani bilgisayara karşı çok oynamanızı tavsiye etmem diyeyim. Gene yani 1200 olsun hadi. Yani çünkü bilgisayar insandan çok daha farklı oynuyor. Gördük ya az önce böyle çat oynadı bir anda. E4 oynayayım hadi. At F3. G6. Hangi devam yolunu oynasam diye düşün. Peki. Normalde burada ben fil B5 değil. Peki şöyle bir şey yapacağım. G3, ben de aynı şekilde. G3 fil. Ha, H5 yaptı. H5'i beklemiyordum. H5 gereksiz hamle. Tabii açılışta böyle köşe piyonlarıyla çok oynamamak lazım. C3. Fil G7. C3. D4 yapıp merkezi alacağım. CD4. CD4. Merkez bende. C4 belki hedef olabilir. Fena değil. Bir tane A4 yapacağım burada. Amacım B5'ini kesmek. Bu piyonu korumasın. Sonra da bu piyona saldırmaya çalışacağım. Mesela hatta önce bir fil F4 çıkayım. Ver veziri diyeyim. Evet, vezir A5 bir daha oynamak zorunda kaldı. Attı 2 tempoyla. Ver diyorum C4'ü. At çarpı. C4. Şimdi piyon öne geçtim. D6'ya girmek istiyorum. Şah F8 kötü hamle. Yani bir tane fil D6 şah çekelim. Şimdi at E7 geldi. Ya yani bir tane A5 oynayayım. İyice saldıralım. Buradaki zayıflıkları. Fil H6 geldi. At B6. Ver kaleyi. Bakın yani iki taşın bütün taşlarını neredeyse durdurdu ya. At A5. Ha, bir de bunu kaybetti. Çok iyi değilmiş ya. Biraz fazla. Yani deminki 1300'lük çok daha kuvvetliydi. Fil A5. Bir de bu at da gitti. Yani artık oyun bitecek. Sadece nasıl bitireceğime karar vermem gerekiyor. O kadar. Bu taşı da vermeyelim. F6. Şimdi şah böyle açıkta. Şimdi bazen böyle ne yapacağımızı bilmiyoruz falan. Böyle durumlarda tabii oyunu açmak lazım. Ya da yani bilmiyorum, bir sürü bitirme yöntemi de olabilir burada. Hangisini seçeceğimi bulmaya çalışıyorum. D5 sürelim. B5 sürecek büyük ihtimalle. Alırsa güzel olurdu ama almayacak. Peki. C4. Biraz buradan ilerleyip buradan hani parçalamaya çalışalım. 20'deki turnuvaya nasıl katılacağız? Onları ben çok bilmiyorum açıkçası. Böyle bakabilirsiniz. A5. Bu da boşta. Bunu da diyelim. Ver veziri. At D5. Ya hala vezirim falan oyuna değil. Onları bir şekilde oyuna sokmak lazım. Şöyle gelelim. Vezir B3 mesela. Evet. Vezir E6 oynadı. Mesela fil değil. Şu fili de değişelim hadi. Yani çok şey önündeyim. Bunu çok dediğim gibi türlü şekilde kazanılabilir. Şu kalemi içeriye de alalım. Kalemizi içeriye de alalım. Ver diyorum. C8 yani hareket edemedi.
Taş fedası değil, taş fedası değil. Piyonlarla parçalama. Ben hiç farkındaysanız hiç taş feda etmedim. Sadece piyonlarımla parçaladım konumu. Çok gerekseydi taş şey yapmazdım yani. Kolay kolay feda etmezdim yani. Ben pek feda etmeyi sevmiyorum. Evet, diğer kalemle de alıyorum. Mesele bütün taşlarınızın oyuna girmesi. Yani ben dedim sadece piyonları taşlar nasıl oyuna girse onu bulamadım. O yüzden piyonlarla biraz oynadım. Yoksa önceliğim taşlar olurdu. Her zaman için bu olmalı. Önceliğiniz. Flaş 3. Şah çekiyorum sürekli. F5 tek hamle. Galiba mat oluyor şimdi. Evet, bitti. Valla izleyicilerle bugün oynamayayım. Birazcık da yoruldum. Kaç? 2 saat oldu. 2,5 saate yaklaşıyor. Bir de onların yayın öncesi de birazcık bayağı debelendim ben. yayını açabilmek için bir sorun oldu. Niye sorun oldu bilmiyorum. Onu bir soracağım. Evet, Nelson en iyi botmuş. Evet, yani fena değil. Betarman'ı biraz kolay kaybetti. Evet, o zaman benden şimdilik bu kadar. Galiba 21'de de bir turnuva var. Daha fazla tutmayayım. İzleyen herkese teşekkürler. Turnuvada oynayan bir kere de herkese tebrik ediyorum. Bir başka turnuva yayınında denk gelirse umarım karşılaşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.